İyi geceler, hoş geldiniz Gün Biterken'e sayın seyirciler. Ben Hande Aydemir. Sayın seyirciler, bugün Kanal İstanbul'u konuşacağız. Ama Kanal İstanbul'u güvenlik ve stratejik açıdan değerlendireceğiz. Uzman konuklarımız var. Hemen sizlere takdim edelim Gün Biterken'de. 24. dönem milletvekili Türksan Başkanı Doktor Sinan Ogan bizlerle birlikte. Sinan Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum, sağolunuz. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Özgür Tör de bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz katıldığınız sağ için. ODAP Direktörü Ali Semin stüdyo konuğumuz. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Ve değerli izleyiciler, Genelkurmay İstihbarat Eski Başkanı İsmail Hakkı Pekin de bizlerle birlikte. Sayın Pekin merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim efendim. Yayın ardından. Ben teşekkür ediyorum katıldığınız için, sağolunuz. Şimdi tüm Türkiye aslında Kanal İstanbul'u konuşuyor. Farklı farklı boyutlara ele aldık TV100'de, ama bugün güvenlik ve stratejik açıdan nasıl olacak, nasıl değerlendirmemiz gerekiyor? Kanal İstanbul'a kim karşı, kim destekliyor? Bunları konuşacağız. Sayın Pekin, ilk olarak sizinle başlamak isterim. Yarın temeli atılıyor biliyorsunuz Kanal İstanbul'un. Ben size bu projeyi güvenlik ve stratejik boyutuyla sormak isterim. Strateji, siyasi, güvenlik gibi konularda da bu proje ne getiriyor? Özellikle Montreux'a bir etkisi olur mu? Ne düşünüyorsunuz? Yani şöyle söyleyeyim. Ben tabii bu projenin Montreux'a pek fazla etkisi olacağını sanmıyorum. Montreux anlaşması ne olduğu belli. Özellikle sadece Boğazları değil, Karadeniz'de içerisine alan bir anlaşma. Dolayısıyla Karadeniz'de bulunacak gemi tonajlarını da ortaya koyuyor. Sadece Boğazlardan geçişi değil. Yani Çanakkale, İstanbul Boğazı ve mütakiben Karadeniz'de ne kadar gemi bulunacak, bunların tonajları ne olacak, ne kadar süreyle kalabilirler, bunları da ihtiva eden bir anlaşma. Şimdi böyle baktığımız zaman olaya Montreux'u çok fazla etkileyeceğini sanmıyorum. Ha, şu var, öbür taraftan daha yüksek tonajda gemilerin geçişi oradan mümkün olur, ama sonuçta Karadeniz'de bulunacak gemi miktarı değişmediği sürece Montreux Anlaşması'nın değişeceğini sanmıyorum. Yani öncelikle Karadeniz'de bulunacak gemi tonajlarının ve zaman miktarının değişmesi lazım. Bir defa bu bakımdan baktığımda Montreux Anlaşması'nın çok fazla Montreux Anlaşması'nı etkileyeceğini sanmıyorum. İkinci konu açısından baktığımız zaman, güvenlik açısından baktığımız zaman yani güvenlik açısından da zaten şimdi Trakya bölgesinde eskiden evet Rusya'nın bir da Sovyetler Birliği'nin Varşova Paktı'nın Bulgaristan üzerinden bir taarruzu öngörülüyordu. Türkiye Trakya'ya karşı. Ona karşı savunma mevzileri hazırlanmıştı. Bu mevzilerin bir tanesinin en son geçeceği yerden bir tanesi de şu anda kanalın icra açılacağı bölgedir. Yani herhalde bu bölgesi en son hat olarak orasıdır. Dolayısıyla şu anda Türkiye'yi bu bölgede savunmaya sevk edecek çapta bir ülke yok. Yani ne Bulgaristan'ın silahlı kuvvetleri 20 bin kişi. Diğer Yunanistan'a baktığımız zaman Yunanistan'ın da böyle bir şey yapmış. Yani bir de siz buraya şehirler koyuyorsunuz. O şehirlerle beraber baktığımızda bu bölgeye taarruz etmesi için herhangi bir devletin, herhangi bir milletin akılsız olması lazım. Yani çünkü meskun mahallelere muharebe için girilmez. Ama sonuçta bu bölgeyi Türkiye yani taarruz açısından kullanır. Eskiden de öyleydi. Eskiden Boğaz köprüleri yokken baktığımızda şöyle bir şey vardı. Güney Marmara nakliyatı vardı. Yani Marmara güneyinde bulunan yapılardan veya işte birliklerden nakliye ile Marmara'nın kuzeyine birlikler nakledildi. Takviye oradan gelirdi. Ordu, ihbar bakım bölgeleri ya da yurt içi depoları o bölgelerde bulunurdu. Evet. Deniz araçlarıyla nakli oldu. Sonra köprüler yapıldı. 3 köprü yapıldı. Aynı şey diğerleri için de geçerli. Yani Türkiye'nin ne savunmasına ne taarruzuna bu bölgeden bir zarar gelebilir diye değerlendiriyorum. Güvenlik açısından
Ben yine güvenlik ve stratejik açıdan baktığımda... Sayın Pekin, şunu da sormak isterim size. Güvenlik açısından bir tehdit oluşturmadığını söylediniz siz. Bir de stratejik açıdan da değerlendirmek isteriz. Şimdi Türkiye'ye kazanımları ne olacak Kanal İstanbul'un? Özellikle Karadeniz'de daha güçlü bir tutum olacak mı? Stratejik açıdan bize kazanımları ne sağlar Kanal İstanbul'un? Yani şöyle söyleyeyim. Stratejik açıdan bize kazanımları ne sağlar diye baktığımda Karadeniz'de zaten yeteri kadar gücümüz var bizim. Yani Karadeniz'de bu açılım Türkiye'ye stratejik açıdan pek fazla bir şey sağladığını sanmıyorum. Ama şu var, bir yol bir kuşak projesi kapsamında işte 3. köprüyle ve o kuzey yoluyla birlikte değerlendirdiğimiz zaman bir yol bir kuşak projesinin Avrupa'ya aktarılmasında önemli bir şey olacak bu şey konusu, kanal konusu. Ama stratejik açıdan yani Türkiye ekonomisine, ben öyle bakıyorum, Türkiye ekonomisine böyle bir katkısı olabilir. Çin'in bu bölgeden Karadeniz üzerinden gelecek olan malzemeleri, malları şeye aktarması, Avrupa'ya aktarması açısından önemli bir liman olur. Bu limanı belki şeyle beraber değerlendirmek lazım. Mesela şu anda Amerika Birleşik Devletleri Yunanistan'a bu Pire Limanı dolayısıyla oldukça mesafe durumda. Çok sayıda üst kurmuş vaziyette. Bu üstler vasıtasıyla Çin'in o bölgeye gelmesini engelleyebilir belki. Ama bu kanal vasıtasıyla belki malzemelerin Ege Denizi'nden şeye aktarılması, Avrupa üzerine aktarılması, Türk Limanı üzerinden Avrupa'ya aktarılması da daha kolaylaşmış olur diye değerlendiriyorum. Yoksa yani güvenlik açısından baktığımızda, yani yine stratejik açıdan baktığımızda bize çok fazla etkisi olacağını sanmıyorum. Bir tek söyledim, Çin'le ilgili bir konu var bu konu. İkincisi Türkiye'ye şöyle bir şey sağlayabilir. Amerika ile Rusya arasındaki Amerika Birleşik Devletleri'nin ve NATO'nun Karadeniz'de şey yapması, çoğalması, Rusya'yı çevrelemesi anlamında Türkiye Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye Rusya arasında Türkiye'ye elastikliğe sağlayabilir. Sayın Pekin, Rusya konusunu ayrı soracağım. Sayın Pekin, duyabiliyor musunuz? Rusya konusunu ayrı soracağım. Şimdi tekrar bir tur daha döneceğim zaten bu konuyla ilgili. Rusya'yı da konuşacağız. Buyur. Sayın Ogan'a da bir sormak isterim. Sayın Pekin dedi ki Sinan Bey, Montreux'u etkilemez. Aynı zamanda stratejik açıdan bize çok fazla etkisi yok. Zaten biz Karadeniz'de güçlüyüz. Güvenlik açısından da tehdit oluşturmaz der Sayın Pekin. Sizin düşünceleriniz nelerdir efendim? Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Biraz, sağ olun. Ben biraz farklı düşünüyorum. Zira her ne kadar şu görüşler var, saygı duyarım. Bu Montreux-Boğaz Sözleşmesi'ne aykırı olmadığı, bunun karada yapılan kanalların veya barajların uluslararası hukuka bağlı kalmadığı, bunun iç hukuku ilgilendirdiği ifade edilse de Türkiye'ye gelmiş, Marmara Denizi'ne gelmiş, demir atmış bir Amerikan gemisi boğazları geçmediği takdirde Çanakkale'de Montreux'a dahil diye bunu ne ölçüde Montreux'u delmediğini söyleyeceğiz. Bundan çok emin değilim. Kaldı ki burada şu hususa dikkat etmek lazım. Dünyada hem Amerika'nın girmediği, giremediği, işte kısıtlı sayıda girdiği Karadeniz'in bundan sonra belki de bu kanallar üzerinden Amerika'nın girebileceği, rahatlıkla girebileceği, biz istediğimiz kadar diyelim, evet biz güçlüyüz, biz Karadeniz'deki en büyük işte Rusya ile beraber deniz gücüyüz diyelim. Bunun yarın çok farklı bir noktaya gitmeyeceğinin garantisi yok. Yani biz durduk yerde niye bu konuyu tartışmalı hale getirelim ki? Bunun Montreux'e herhangi bir etkisinin olmadığını söyleyenler olduğu gibi bunun doğrudan Montreux'u deleceğini söyleyenler de var. Yani dolayısıyla da bu bir tartışmalı konu. Neden biz bu durduk yere kendi güçlü olduğumuz bir alanı neden tartışmalı bir noktaya çekelim ki? Yani bunun bize
Kanal İstanbul'un bulunduğu çevrenin etrafındaki arsaların satılması, değerlendirilmesi, oralarda çok katlı yapılaşmaların yapılması ve buradan bir kesimin rant kazanmasının dışında ulusal çıkar anlamında bize ne tür bir ulusal çıkar getirecektir? Bugün güçlüyüz, çok şükür. Yarın başka bir sıkıntı yaşamayacağımızın garantisi yok ki. Yani bu bir dönem yapılan işte 10 yıl kullanacağız, sonra bunu böyle bir şey yok. Yani bunu yaptığınız takdirde bunu ilelebet kullanılabilecek ve yarın Türkiye'yi bir seçim karşısında bırakmak zorunda kalabilecek bir hadiseye niye çevirelim biz? O sebeple de ben Kanal İstanbul'un eninde sonunda... Sayın Hogan, şöyle devam edelim mi? Rusya'da doktora yaptınız ve ileri derecede zaten siz Rusça biliyorsunuz. Rusya evet. Nasıl bakıyor Kanal İstanbul'a? Bir onu öğrenelim. Biz Rusya ile genellikle hep S-400 konusunda konuşuyoruz. Fakat bu da önemli bir konu. Rus basınında Kanal İstanbul nasıl yankılanıyor? Ruslar elbette ki soğuk bakıyorlar. Çünkü daha yeni, belki bunu bugün de konuşacağız. İşte Karadeniz kıyılarında bir İngiliz savaş gemisiyle bir işte Rus savaş gemilerinin ufak çaplı bir çatışmanın eşiğinden döndüğünü biliyoruz. Karadeniz giderek ısınan bir deniz. Ruslar elbette ki soğuk bakıyor ama benim şahsi kanaatim burada Rusların nasıl baktığından ziyade Türkiye'nin çıkarlarına ne derece uyup uymadığıdır. Ruslar istemez, tabii ki istemez ki Montreux Boğazlar Sözleşmesi delinsin. Çünkü bu Montreux Boğazlar Sözleşmesi sadece Türkiye'ye yarayan bir husus değil, Rusya'ya da yarayan bir husus. Dolayısıyla Rusya'nın hele hele Kırım'ı ilhakından sonra bölgedeki tansiyonun artması ve önümüzdeki 10 yıllar boyunca da belki daha da artacak olmasını Rusya farkında ve dışarıdan rahat bir şekilde gemilerin, savaş gemilerinin o bölgeye gelmesini elbette istemez. Ha, diyebilirsiniz ki burası Montreux'e dahil değil, burası Montreux kapsamında, dolayısıyla yine savaş gemileri buradan gelebilir, geçebilir. Ancak bu tartışmalı bir konu. Kim ne derse desin, bu tartışmalı bir konu ve yarın bu tartışma zeminine Türkiye ister istemez çekilecektir. Belki Amerika Türkiye'ye bir dayatmada bulunacaktır. Diyecektir ki burası işte uluslararası alanda da eli bizden daha güçlü olduğu için Amerika Birleşik Devletleri'nin, bu Montreux'ün dışındadır deyip, ki buna benzer ifadelerini zaten duyuyoruz Amerika'nın. Dolayısıyla da Türkiye'nin durduk yerde kendisini bir tartışma ortamına çekmesini, doğrusunu isterseniz ben müsbet karşılamıyorum. Peki Sayın Hogan, döneceğim tekrar size. Özgür Söre'yle devam edelim. İki konuşmacımızı da dinledik aslında. Sayın Pekin güvenlik açısından bir tehdit oluşturmaz dedi. Hogan ise arsaların satılması, rant kazanılması dışında ulusal çıkar getirmez bize ifadelerini kullandı. Şimdi deniliyor ki Kanal İstanbul yapılırsa bu kanal Amerika ve NATO'nun Karadeniz'e giriş bileti olacak. Size göre bu projenin gerçekleşmesini Amerika mı istiyor? Şimdi tabii Amerikalılar isteyebilir. İstemesinin yalnız şöyle, burada bir açıklama getirmem lazım. Sadece Kanal İstanbul'un olması Montreux'un delinmesi anlamına gelmez. Ama şimdi şöyle, düşünce kuruluşları, ben önce baktım bulamadım, birazdan bulup gösteririm. Amerika'da bazı düşünce kuruluşlarından şöyle şeyler çıkıyor. Ya, Amerika hatta Montreux'un dışındadır diyebilir mi? Şöyle, Çanakkale'den zincir bozanla evet. Soros arasında bir şey açılırsa, Gelibolu arası Soros Körfezi'nden bir ufak bir, ki orasının mesafesi çok daha kısa, oradan da bir kanal açılırsa o zaman tekrar Montreux tartışması gelebilir. Şimdi insanların ömürleri çok uzun değildir. Yani bizim Montreux anlaşması ne zaman? 1936 herhalde, yanlış hatırlamıyorsam. Uzak ama şimdi bayağı bir zaman geçti. Yani neye göre? İnsan ömrüne göre. Ama devletlerin ömrüne göre aslında çok fazla bir zaman geçmedi. Doğru. Şimdi şöyle bir politika izlenebilir. Ve bunu bilerek değil, bir tahmin üzerinden konuşuyoruz. Yani böyle bir direkt, yani bize kongreden böyle bir rapor, ya böyle bir şey yok. Şimdi bu Kanal İstanbul açılır. 20 sene sonra derler ki ya bir de şey açalım. Buradan işte Çanakkale Köprüsü'nün zincir bozanla şey arasına, Gelibolu arasında bir kanal açalım. Bu sefer Montreux'ü artık mesela biraz önce şey açıklandı, özellikle belli tonaj üzerine gitmediği gibi denizaltılar da, kıyısı olmayan devlet denizaltta geçiremez.
O zaman biz buradan denizaltı geçirelim der bir NATO üyesi, Amerika veya bir başkası. Yani Montre bozulur bozulmaz tartışmanın içine girebilir mi? Girilebilir. Ne şartta? Çanakkale'de de bir boğaz açılması şartıyla. Şimdi bu tabii Türkiye'yi Rusya ile yani Batı ile arasındaki o denge politikasına biraz zora sokabilir. Yani ne yapabilir? Amerika bir bastırabilir. Ama Karadeniz'deki o Ukrayna'daki hemen önündeki İngiliz gemisiyle Type 45 sınıfı Defender herhalde yanlış hatırlamıyorsam Rusların sahil güvenlik gemileriyle bakın asıl donanmasıyla değil. Diyor ki alan bizim diyor. Sahil güvenlik gemilerine önüne atış yapıyorlar. Evet. Önlemeye çalışıyorlar. Şimdi bu kararlılığı gösteriyor. Diyor ki Rusya burası diyor benim bölgem diyor ben buraya diyor işte Ukrayna'dan alsam da o da olsa kimseyi sokmam diyor. Bu konuda bir daha olursa diyor daha fazla tepki göstereceğim ateş açacağım şeklinde bu uyarıydı şeklinde açıklama yapıyor. Bunu şunun için söyledim. Yani Rusya'nın kırmızı çizgisi Ukrayna'nın bölgesinden Rusya'ya yapılacak bir kıyı başı tutulması NATO veya Amerika Birleşik Devletleri tarafından direkt gerek emperyal zamandan kalma yani ne demek istiyorum çarlık zamandan kalma gerekse Sovyetler Birliği zamandan kalma refleksleriyle kendisine çok büyük bir tehdit olarak algılıyor. Yani diyor ki ben diyor oraya gelirse diyor artık bundan sonra durduramam diyor. Aynı olayı Bulgaristan'da Romanya'da falan göstermedi ama Ukrayna bunun tabii coğrafi konu şeyi de var. Yani niye oradan Kafkaslara yakın hemen oradan yukarıya çıktığınız zaman çok kısa Moskova'ya yakın. Yani kendi açısından böyle düşünüyor. Hani biz o haklıdır bu haksızdır üzerine söylüyorum. Sadece stratejik değerlendirme yapıyoruz şimdi. Dolayısıyla Karadeniz'de Rusların bakış açısı biraz Amerika Birleşik Devletleri'ne göre çok farklı. Yani Karadeniz'de olacak ufak bir olay yarın öbür gün çok büyük sıkıntılar doğurabilir ve biraz daha da ısınacak. Biraz önce konuşmacının ben dediğine katılıyorum. Evet. Isınma bölümüne. Ama şunu tekrar söyleyeyim. O iki boğaz, yani Çanakkale Boğazı, Çanakkale Boğazı ve Marmara Denizi ve Kanal İstanbul projesinin olduğu yer bir bütün olarak ancak Montre üzerinde konuşulabilir. Hı hı. Sadece Kanal İstanbul açılması Montre'ün bir bozulması tek anlamıyla gelmez tek başına ama ilerleyen safhalarda bu farklı olabilir. Tabi bir de şimdi burada Yunanistan'daki Amerikan üslerini bu tek yol tek kuşak projesi açısından evet. değerlendirmek lazım. O önemli sadece Rusya'ya karşı değil. Bir de chat raporunda onu şimdi teyit edemedim. 1426. sayfasında bu biraz önce söylediğim zincir bozan Gelibolu Saros Körfezi ile ilgili yani kanalı ile ilgili bir ifade var. Bunu da ayrıca incelenmesi lazım. Bu peki. çok önemli. Şunu da söyleyeyim. Şimdi 6 Kasım 1998 yılında Türk Boğazları deniz trafik düzeni tüzüğü çıkıyor. Kabul ediliyor bu diğer ülkeler tarafından. Burada istemediği bir gemi geçemez ama bunun şartları var. Yani öyle kafasına göre Türkiye'de ulaşım durduramaz. Yani şuradan geç, buradan geç diyemez. Özel bir durum olması lazım. Yani nedir? İşte bu patlayıcı, işte kimyasal, biyolojik sıkıntıları olan veya Türk boğazlarını buradan tehlikeye sokacak bir şey olduğu zaman buna müdahale eder. Bütün dünyada ticaret yollarının gerek havada gerek denizde serbest olması temel konudur. Hatta Amerika Birleşik Devletleri mesela bunu savaş sebebi kabul eder. Der ki benim deniz yollarımı, hava yollarımı veya işte uydudaki faaliyetlerim herhangi bir tehdit etsem ben bunun savaş sebebiyle deklarasyonu vardır şeklinde ifade edebilirim ilk turda. Peki. Devam edeceğiz. Şimdi kısa bir reklam aram var 40 saniye kadar. Sonrasında ise Ali Semin'e soracağız Kanal İstanbul. En değerli pırlanta taşlar ve benzersiz tasarımlar. En uygun fiyatlara sadece Koçak'tan alınır. Koçak. Yeni Magnum Double Caramel Gold. Kadifemsi dondurma. Altın Magnum çikolatası. Nefis karamel sos. Daha çok kat, daha çok haz. En değerli pırlanta taşlar ve benzersiz tasarımlar. En uygun fiyatlara sadece Koçak'tan alınır. Koçak. Tamam. Evet, nazik bir şekilde. Kanal İstanbul konuşmaya devam ediyoruz sayın seyirciler. Farklı bir açıdan ama güvenlik ve strateji açısından konuşuyoruz. Ali Semin'e konuşacağız. Karadeniz hattı üzerinden konuşacağız ama Kanal İstanbul'u bu sefer. Karadeniz giderek ısınan bir yer dedi Sinan Ogan ve Sayın Tör. Evet. Karadeniz'de Rusya-İngiltere gerilimi açısından değerlendirmenizi isteyeceğim. Çünkü sıcak temasın ardından açıklamalar ardı ardına gelmeye başlandı. Rusya Savunma Bakanlığı
Bakanı, Karadeniz'de Kırım'a yaklaşan İngiliz donanmasına ait savaş gemisi HMS Defender'a uyarı atışı yapıldığını açıklamıştı. Ve İngiltere Savunma Bakanlığı ise Rusya'nın uyarı atışı yaptığına dair açıklamayı reddederek Defender'ın uluslararası hukuka uygun olarak Ukrayna karasularında zararsız bir şekilde geçiş yaptığını belirtmişti. Şimdi Karadeniz'de neler oluyor? Şimdi şöyle, açıkçası Kırım meselesi üzerinden gitmek lazım. Geçtiğimiz yıl bir İngiliz projesi olarak da ortaya atıldı aslında. Kırım platformu kuruldu ve bu platforma ABD, Kanada ve İngiltere destek verdi. Hatta Türkiye de destek veriyor bu platforma. Şimdi burada karşımıza çıkan bir önemli bir nokta daha var. Bu sadece İngiliz gemisiyle ya da İngilizlerle Ruslar arasında bir çatışma değil. Geçtiğimiz Nisan ayında ABD ile Rus savaş gemileri karşı karşıya gelmişti, hatırlarsanız. Yani bu sürece baktığımız zaman buradaki, ben Sinan Ogan Bey'e katılıyorum. Yani sürekli bir sıcak çatışma halinde olmasa da, ama ciddi anlamda ısınan bir bölge. Ve bu ısınan bölgede baktığımız zaman temel şey şu. İngiltere şu andaki yapılan son çatışmaya da gerilimden yola çıkarsak, İngiltere Kırım'ı Rusya tarafından ilhakını tanımadığını söylüyor. Bu tabii ki çok önemlidir. Bu Türkiye aslında da, Türkiye de tanımıyor biliyorsunuz Rusya'nın Kırım'ı ilhakını. Diğer taraftan baktığımız zaman bu sadece günümüzde olan bir sorun değil. Yani 18. yüzyıldan beri devam eden bir sorundur. Rusya için Kırım çok stratejik bir bölgedir, Kırım Yarımadası. Ve İngiltere de diyor ki, ben bu sularda Kırım olarak giriyorum ve burası da Ukrayna'ya bağlıdır adı altında böyle bir adım attığını görüyoruz. Şimdi burada tabii ki dengeler de önemli. Bunu da unutmamak lazım. Şimdi İngiltere'nin orada olması, ABD'nin orada olması ister istemez Rusya'yı da endişelendiriliyor. Biraz bana göre Karadeniz bölgesinde Rusya'yı çevrelemek istiyor. Bunu ABD de istiyor, özellikle İngiltere de istiyor veya batılı diğer ülkelerde istiyor. Mesela bu platform dediğim Kırım platformuna çok ilginçtir. Fransa çekimser kalmıştı, katılmamıştı yani bu platforma. Ama neden buna vurgu yapıyorum? Bu platformla birlikte yeni bir Rusya'ya karşı yeni bir şeyle karşıya çıkmak istiyorlar, güç dengesiyle. Ve bu güç dengesinin sonucunda Ukrayna'nın içerisinde bulunduğu, aynı zamanda Ukrayna'ya verilen destek, hatta önümüzdeki, yanılmıyorsam Ağustos ayında bu platform Kiev'de bir toplantı yapacak. Buna Türkiye'nin de katılması söz konusu olduğu ifade ediliyor. Onun için bu sürece baktığımız zaman Karadeniz'deki dengelere dikkat etmek gerekiyor. Bir de Karadeniz'de Rusya'nın zaten bir tehdit olduğunu, aynı zamanda çevrelemek istendiğini de kabul edersek, bu sürecin bence daha çok devam edeceğini. Yani zaten tarihsel boyutuna baktığımız zaman Karadeniz bölgesinde hep böyle gerilimler söz konusuydu. Yani bu sadece Montreux ya da diğer anlamda ele alınmaması gerekiyor. Peki. Sayın Pekin, bir hatırlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kanal İstanbul konusunda Montreux Kanal İstanbul'u bağlamaz demiş ve bir soru üzerine de gerekirse savaş gemileri Kanal İstanbul'dan geçebilir diye konuşmuştu. Şimdi savaş gemileri buradan geçerse Türkiye-Rusya, Türkiye-Amerika ilişkileri yeni bir yola doğru evrilir mi ve bu yol nasıl olur? Gerilimli mi olur, yoksa ilişkiler rayında mı gider? Şimdi önce ister Çanakkale'den Soros'a kanal açılsın, ister Kanal İstanbul açılsın, Montreux anlaşmasındaki, sözleşmesindeki Karadeniz'de bulunabilecek yabancı gemi miktarları değişmediği sürece Kanal İstanbul yapacağı bir şey, yani Kanal İstanbul o kadar gemi, yani gemi geçtiği zaman orada bunların miktarı belli. Diyor ki yani 30 işte megaton veya şu kadar ton gemi bulunabilir. Bunlar en fazla 15 gün kalabilir. Yani bu değişmediği sürece Kanal İstanbul'un Montreux'a etkisi yok. Ya da başka bir kanalın Montreux'a etkisi yok. Bunun değişmesi lazım. Bir defa bunu koymamız lazım. İkinci konu, Karadeniz evet Rusya için çok önemli. Çünkü tarihsel olarak Karadeniz donanmasının daha sonra da Sovyetler Birliği döneminde Akdeniz'deki donanmanın, Sıcakdeniz'deki donanmanın ana yurdu Sivastopol'dur.
ve Sivastopol, Kırım'ı biliyorsunuz. Sivastopol'daki donanma daha evvelden Sivastopol'u Ukrayna'dan kiralık almış. 49 yıllığına falan öyle hatırlıyorum bir kiralamayla almıştı. Ve şimdi buraya el koydu işte. Yani Sivastopol, Rusya'nın Karadeniz donanmasının temeli orada duruyor. Rusya'nın zaten 3 yerde donanması var. Bir tanesi Karadeniz donanması. Bu donanmadan çıkan gemiler Boğazlar'dan geçmek suretiyle Akdeniz'e gelmişler. Hatta şu anda İngilizlerin yapmış olduğu şeye karşılık bu şeyin karasuların illegal geçişine uygun olarak cevap vermek üzere Rusya şeyde Tartus limanında Tartus'ta bir tatbikat yapacak. Bu tatbikat Kıbrıs'a kadar geliyor. Kıbrıs'a kadar uzanıyor. Bu İngiltere'ye verilen bir cevap. Yani sen beni Karadeniz'de rahatsız edersen ben de seni Doğu Akdeniz'de rahatsız ederim şeklinde bir cevap. Yani bu bakımdan Karadeniz Rusya için çok önemli. Olmazsa olmaz. Çünkü Akdeniz'de de donanma bulunduracaksa ki bulundurma işte için Laskiye'de, işte Tartus'ta, Banyas'ta gerekli şeyleri yaptı. Hazırlıkları yaptı. Buraya hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Laskiye civarına Karadeniz'de Tartus'ta şey yapıyor. Çok büyük bir motel yapıyor. Oradaki askerlerini zaman zaman getirip dinlendirmek amacıyla. Yani oradan ayrılma amacıyla değil, devamlı kalma amacıyla Doğu Akdeniz'de. Böyle bir sıkıntı var. Yani bir tarafta Karadeniz, bir tarafta Doğu Akdeniz. Karadeniz'de Rusya'ya fazla boş bıraktığınız zaman ister istemez oradaki gemilerle Doğu Akdeniz'de Batı'nın çıkarlarını tehdit edecek. Kendi çıkarlarını koruyacak. Bizim için şöyle iyi tarafı var. En azından Batı donanmasına, Amerikan donanmasına karşı ve İngiliz donanmasına karşı Doğu Akdeniz'deki haklarımızı korumak için bir denge oluşacak o bölgede. Yani sadece Türk donanması Türkiye Batı'ya karşı tek başına olmayacak. Yani öyle bir şey var. Bir diğer konu bu şeyle ilgili, yine donanmayla ilgili. Bundan sonra bu tip faaliyetler olabilir. Yani özellikle çalışma alanlarına baktığımız zaman dünyadaki çalışma alanlarına çok büyük bir bölümü denizler civarında geçiyor ve bu denizlerin çok büyük bölümü de yani çalışmaların çok büyük bölümü de Karadeniz gibi bir iç denizde toparlanıyor. Çünkü Karadeniz sadece şey değil, denizden ibaret değil. Karadeniz çok sayıda havzanın birleştiği bir yer. Yani Balkanlar, Karpatlardan başlamak üzere Moskova'ya kadar, öbür tarafta Güney Kafkasya'ya kadar, Hazar'a kadar çok geniş bir alanı kapsıyor Karadeniz. Öyle baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri bu işi böyle alıyor. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin hesabı çok daha geniş bir şekilde Rusya'ya çevrelemek, bunun için yeteri kadar gemiyi, gücü oraya çıkartmak amacı bu. Bizim hesabımızda biz diyoruz ki Rusya ile bazı konularda örtüşüyoruz. İşte bazı konularda ayrışıyoruz. Belki Sinan Bey'in dediği gibi ya da Ali Semih Bey'in dediği gibi bir şey olabilir. Rusya Montreux Anlaşması'nın şu haliyle değişmesini istemeyebilir belki. Ona bir şey diyemem. Ama sonuçta Türkiye'de Rusya birbirlerine muhtaç durumlar. Çünkü Karadeniz'den çıkacak gemilerin Doğu Akdeniz'e gelmesi gerekiyor. Ve bunu engellemek için Karadeniz'de çok sayıda NATO gemisinin ya da çok sayıda yabancı donanmanın olması gerekiyor. Bu bir bakıma şöyle bir şey söyleyeyim. Yani bu yapılacak Kanal İstanbul bunu etkiler mi? Buna hizmet eder mi? Şu haliyle etmez. Ama Montreux'yi değiştirirseniz Montreux'de belirtilen gemi sayısını, tonaj miktarını arttırırsanız ya da bu konuda bir motoru değiştirmek için bir işlem başlatılırsa belki o zaman etkileyebilir ama bu haliyle sadece kanal yani sadece İstanbul ve Çanakkale boğazları ile düşündüğümüzde ben motorun çok fazla etkilenmeyeceğini değerlendiriyorum yani motorun etkilenmeyeceğini değerlendiriyorum bir de şunu da belki söylemem gerekiyor ben Kanal İstanbul'un daha çok Çin'e yönelik yapıldığını, Çin'in imkanları, yani bu Amerika Birleşik Devletleri için de çok büyük bir sorun olabilir. Olaya sadece şu açıdan bakmayın, yani güvenlik açısından bakmayın ama ticari açıdan baktığımız zaman da
Böyle bir kanala ihtiyacı var şeyin belki. Yani direkt Saros Körfezi'ne inecek. Saros'tan da Avrupa'ya malları gönderecek. Böyle bir sisteme ihtiyacı var. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri bütün terminalleri, yani limanların olduğu yerleri mesela işte Pire Limanı'nı zorluyor, şeyi zorluyor. Ondan sonra İsrail'deki Hayfa Limanı'nı, diğer limanları zorluyor. Bunlar Çinliler buraları geliştirmesinler diye. İşte en son sanırım Hint Okyanusu'nda, Basra Körfezi'ndeki limanlar var. Onları zorluyor. Olay sadece burada değil. Yani genel olarak böyle bir olay var. Yani böyle baktığımızda bence bir bölgede, biraz evvel söylediğim o çalışma bölgelerine baktığımızda da bölgede şunu görüyoruz. Bir gambo diplomasisi ve aşırı derece artan bir askeri diplomasi görüyoruz. Bu askeri diplomasi maalesef belki çok büyük çatışmalara değil ama bazen yanlışlıkla tetiğe basmak, füze ateşlemek gibi çok önemli çatışmalar olur. Aslında Rusya'nın şeyde Karadeniz'de çok fazla gemi buldurmasa da gerek yok. Yani Akdeniz'i bir tarafa ayırırsak. Çünkü Rusya'nın en son yapmış olduğu 2000 kilometre menzilli hipersonik silahlar ki yani 2 Mach hızla falan uçuyor. Yani sesin 2-3 misli hızla uçuyor, gidiyor. Bunların durdurulması mümkün değil. Bunlarla bütün şeyleri, bölgedeki gemileri ortadan kaldırabilir. Peki. Onun için bana göre İngiltere'nin yapmış olduğu olay tam bir provokasyondur, kışkırtmadır. Ben burayı tanımıyorum. Burası Rus toprağı değildir, Rus karasuyu değildir. Burası Ukrayna'nın karasuyudur dediği zaman bir dahakine emin olun Rusya'nın şakası falan yoktur. Gerçekten İngiliz gemisini vururlar. Peki, zaten Rusya'nın şakası var mı yok mu Sayın Sinan Ogan'a da soralım. İngiltere'yi zaten konuşacağız İsmail Hakkı Pekin. Tekrar değerlendirmelerinizi alacağım. Sayın Ogan, size iki sorum olacak. İlk sorum şu. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu proje için dedi ki bu bir devlet projesidir demişti. Devlet projesi ne demek? Siz ne anlıyorsunuz Sayın Erdoğan'ın bu sözlerinden? Bir diğer sorumsa Karadeniz'de İngiltere ve Rusya gerilimi. İngiltere ve Rusya geriliminde Türkiye nerede durmalı ve ne yapmalı? Nasıl bir dış politika izlemeli ki çıkarları tam olsun? Şimdi bu bir ticari proje değil Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadesi. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ortaya koymuş olduğu bir proje ve bu iktidarın veya muhalefetin projesi değil. Bu AK Parti hükümetinin bir icraatı değil. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir projesidir demek istiyor. Ancak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin projesini Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin üniversiteleri, kurumları, ilgili kesimleri hangi ara tartıştı, hangi ara böyle bir karar aldı doğrusunu isterseniz ben buna vakıf değilim. Böylesi önemli bir eğer bu devlet projesi ise bu çok gizli mahfillerde ele alınıp değerlendirildiyse ve bizim haberimiz yoksa ona bir şey diyemem. Ancak devlet sadece belli kurumlardan oluşmaz. Sadece belli gizli yapılardan da oluşmaz devlet. Devlet aynı zamanda kendisinin açık kamuoyuyla paylaşılan kısımlarıyla da oluşur. Bunun içine üniversiteleri, bunun içine akademileri, bunun içerisine ilgili kuruluşları da dahildir. Eğer bu hakikaten de böyle bir devlet projesi ise bunu devleti ilgilendiren gizli yanları kapalı kalmak kaydıyla diğer bütün hususları geniş bir şekilde tartışılır ve öyle karar alınırdı. Ben bunun böyle bir tartışma sürecine şahit olmadım. Sayın Cumhurbaşkanı çıktı bir gün dedi ki işte böyle bir şey yapacağız dedi ve yapıyor. Yani ben yaptım oldu noktasında. O sebeple bunun çok bir devlet projesi olduğu kanaatinde değilim. Hele hele buradan daha önce arsa kapatanların, burada daha önce Katarlıların, şunların, bunların, Arapların gelip nasıl bir devlet projesi ki bu devletin vatandaşlarından önce zengin Araplar bu devlet projesinden haberdar oldular ve gelip kanalın etrafından arsa kapatmaya başladılar. Dolayısıyla bu kapatılan arsalarla devlet projesi mantığının ben çok örtüştüğü kanaatinde değilim, onu ifade edeyim. Rusya ile İngiltere arasındaki çatışmaya gelecek olursak, şimdi burada Kırım Türkiye'nin de tanımadığı bir ilhaka sebep oldu ve
Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ziyaretinde de, Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın Zelenski'nin Türkiye ziyaretinde de Kırım'ın Ukrayna'ya ait olduğu ve Türkiye'nin komşularının toprak bütünlüğüne saygı çerçevesini hala koruduğu ifade edildi. Dolayısıyla Kırım mevzuunda Türkiye'nin pozisyonu nettir. Kırım hattı zatında eski bir Türk yurdudur ve bunun da böyle bilinmesinde, tekrar altının çizilmesinde fayda vardır. Ancak hukuki olarak da Kırım Ukrayna'nın bir parçasıdır. Eğer biz bugün bu ilhaklara ses çıkarmazsak, yarın bölgede başka ilhakların da önüne açmış oluruz. İngiltere ile Rusya'nın çıkar çatışması mevzuunda Türkiye'nin yapması gereken şey elbette ki tarafsız kalmaktır. Türkiye ne kendisini Rusya'nın yanında ne de İngiltere'nin bir tarafında görmek durumunda değildir. Türkiye şuna dikkat etmelidir: Karadeniz bir çatışma ocağına dönüşmesin. Zaten etrafımızda neredeyse üç tarafımız çatışmayla dolu. Karadeniz'in de ayrıca bütün kıyılarında çatışma var, onu da ifade edeyim. Biz Türkiye kamuoyu olarak çok bilmiyoruz ama Karadeniz'in hemen doğusuna baktığımızda Gürcistan'la Rusya arasında daha geçtiğimiz yıllarda bir savaş yaşandı ve Rusya Osetya'yı Gürcistan'dan ilhak etti. Hemen yanı başında Ukrayna'da savaş devam ediyor. İşte Donbas bölgesinde çatışmalar devam ediyor. Kırım ilhak edildi. Biraz yukarıya gidelim. Hakeza Moldova'da Dniesteryanı bölgesi yine donmuş ihtilaf bölgesi. Güney Kafkasya'da Dağlık Karabağ bölgesi daha yeni yeni huzura kavuşmuş durumda. Dolayısıyla aslında Karadeniz yıllardır bir statükonun korunduğu, ancak çatışma ocaklarının da hala diri olduğu bir bölge. O sebeple buraya dışarıdan farklı güçlerin daha bol miktarda gelmesi yeniden bu çatışmaları da tetikleyebilecek potansiyele sahiptir. Karadeniz işte yıllardır önemli çatışmanın yaşanmadığı bir yer olmasına bakmayarak aslında büyük çatışma potansiyelini de taşıyan bir deniz, bir iç deniz. Bunu da unutmamak gerekir. Peki. Özgür Tor, aslında güvenlik açısından bir değerlendirelim. Zaten Sayın Ogan dedi ki üç tarafımız çatışmayla dolu dedi ve örneklerini saydı. Şimdi en kötü senaryoyu tabii öğrenelim ki sonrasında daha da üzülmeyelim. Yeniden bu çatışmaları tetikleyebilir diyor Sayın Ogan. En kötü senaryomuz ne olur bu Rusya-İngiltere geriliminde? İngiltere şöyle, ben şimdi Amerika ile İngiltere bir tutum, Rusya'nın tarihte bir savaşı yok. Yani karşılıklı olarak şimdi biz hep onu düşman görüyoruz. Aralarında çok hakikaten çekememezlik. İkinci Dünya Savaşı'nda da birliktelerdi. Beraberdiler tabii. Ondan öncekinde aslında gene Birinci Dünya Savaşı Amerika geç de girse girdi. Gene onunla beraber hareket ettiler. Ama bu şöyle, şu demek değil yani, araları çok iyi, çok dostlar. Birbirlerini çok olumlu, öyle değil. Aralarında bir sürtüşme, bir çekişme var ama tarihsel olarak jeopolitik konumlamaları itibariyle, hele şimdi bir de nükleer güç olma itibariyle birbirleriyle savaşma gibi çok fazla niyetleri yok. Bir kere bunu bir kenara koyalım. Ama burada bir biraz önce herhalde Sayın Komutanım söyledi. Ani bir şey de olabilir. Yani şöyle, istenmeyen bir olay da olabilir. Ne olabilir? İşte orada gemi giderken üzerinde uçan bir Rus uçağına karşı geminin otomatik olarak bir hava savunma füzesini göndermesi bir anda çok fazla sayıda olayı tetikleyebilir. Yani buna da dikkat etmek lazım. Sıcak bölgelerde, şimdi ben başka bir şey daha söyleyeyim. Bakın, Ruslar yakın zamanda Hawaii'nin 34 kilometre ilerisinde, 34 mil deniz şeyleri, 34 mil ilerisinde deniz tatbikatı yapacaklar. Yani şimdi bu Karadeniz'e karşı onlar da hemen bakın diyorlar, biz böyle gelirseniz biz de oraya gideriz gibi. Tabii. Bir de yani bu olaylara bu şekilde bakmak lazım, ama şunu tamamlayayım. Bu aralarında ciddi bir savaş beklentisi beklemiyorum. Aslında Amerika Birleşik Devletleri Rusya'yı burada baskaladıktan sonra Çin'e gitmek istiyor normalde. 400 bin asker yığınan bu Asya'nın güneyinde, Çin'e karşı 400 bin askeri oraya yerleştirmeyi planlıyor. Ve en son NATO toplantısında da 30 tabur lafı geçiyor. 30 tabur yaklaşık 10 tugay demektir. Diğer NATO ülkelerinden oldukça önemli bir kara gücü. Aynı zamanda 30 tane muharip deniz, yani füze frikateyn atan, yani böyle savaşabilecek gemi istiyor. Niye karşı? Çin'e karşı. Fakat tabii şimdi bu en son NATO toplantısı 69 kere Rusya geçiyor, 12 kere Çin lafı geçiyor. Yani bu da ilginç.
hem Çin'e gitmek istiyor ama Rusya ile de mücadeleyi devam etmek istiyor. Onu şöyle düşünüyoruz. Kısa vadede Rusya'yı baskılayıp kendi kafaları açısından, oraya kendi bakış açısından ondan sonra Çin'e kaymak istiyor. Ama tabii bu olay biraz önce söylediğimiz gibi başka şeyleri tetikleyebilir. Yani sizin kötü senaryo anlamında başka olumsuzlukları yaratabilir. Burada tabii Kırım'ı, Tartus hava düzeltiyorum deniz üssünü, Hümeyim hava üssünü, Ege'yi ve Libya'yı, Libya'da MiG-29'u var. Bir bütün olarak düşündüğünüz zaman tabii Rusya'yı çerçevelemeye çalışıyorlar ama Rusya da aslında aşağı inmiş durumda. Hatta Hümeyim hava üssünde bugün Rusların ağır bombardıman uçakları havalanıyor. Doğu Akdeniz'i dolaşıyor. Şimdi bakın bunlar S-400'leri var. Bunlar çok ilginç gelişmeler aslında. Hani Rusların amacı sıcak denize inmekti falan diyoruz ya. Aslında daha önceden de Suriye'de aynı Tartus'ta vardı ama şu anda daha aktifler ve inmiş durumdalar. Şimdi Karadeniz'de Rusya'yı çevirmek isteyen bir Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'dan bahsediyoruz. Ama zaten Akdeniz'de dolaşan bir Rusya'dan bahsediyoruz. Yani biraz olaylar birbirinin içine böyle girmiş durumda. Libya'da üzerinde işareti olmayan MiG-29'lar var. Bunlar şimdi üzerinde işareti yok ama Rusların yani belli. Herkes biliyor, bütün dünyada herkes biliyor. Dolayısıyla biraz eskiden daha olaylar daha basitti. Yani Varşova Paktı ve NATO varken kim kırmızı kim mavi daha kolaydı. Şimdi biraz maviler kırmızılar renk körü gibi karışmış durumda. Coğrafi alanlar da birbirinin içine geçmiş durumda. Ama şu konuda hangi katılımcımız söylüyor onu yakalım. Şey çok önemli. Rusya'nın bu kırmızı çizgisi mesela Güney Ossetya'yı işgali Gürcistan bölgesinde oldu. Bu da Kafkasların kapısı. Öyle görüyor. Şeyde de işte bu Ukrayna'da da hemen kendi kırmızı çizgisi olarak görüyor. Rusya buralarda çok beklenenden çok daha sert tepki verebilir. Yani Amerikalılar geri gönderdi gemilerini ama İngilizleri onu yerine işte Hollanda'ya gönderdi gemilerini. Fakat onlara mesela bu atışla ikaz edilmesi çok ciddi bir olay aslında uluslararası anlamda. Ve bunun tekrar ilerleyen zamanlarda tekrar sonuçları olabilir. Burada sıcak çatışma olur mu dersek yani şey itibariyle ben beklemiyorum ama bu iki lider görüştükten sonra biraz daha olayların hani ben tatlıya bağlanacağını, tansiyonun düşeceğini bekliyordum. Açıkçası benim şeyim buydu. Şimdi herkes hep yanılmadığını iddia eder ya. Ben mesela kendi içimden düşünüyorum. Ben biraz yanıldım. Bu tabii yanılmamın en büyük sebebi liderler çıktıktan sonraki açıklamalarında herkes kazandı gibi deklare eder. Yani Rusya tarafı da böyledir. Amerika tarafı da böyledir. Hatta şey örneği çok güzeldir bunu. Hep klasik bir örnektir. Bunu vermek lazım. Richard Chamberlain örneği vardır. İngiltere'nin başbakanı 1938 yılında Almanya Hitler'le gidiyor anlaşmaya, İngiltere başbakanı olarak anlaşma yapıyor. Diyor ki tamam diyor. Anlaştık diyor. Elinde mektup var bir de anlaşma mektup derken elinde anlaşma metniyle aşağı iniyor uçaktan sallıyor diyor ki barışı diyor korudum diyor. Yazık garibim korudu diyor. Hemen yani çok kısa bir zaman, bir sene geçmeden savaş patlıyor. Önce Çek Cumhuriyeti'ni işgal ediyor işte Almanlar, sonra Polonya derken. Yani böyle lider görüşmelerinde bazen böyle yanılgı oluyor. Her şey çok iyi gider. Tamam derler işte liderle anlaştı, problem yok falan filan ama devletlerin stratejik olarak gelecekte planladığı hedeflere gitmesini değiştirmez. Yani liderler arasındaki toplantılar sadece kısa vadeli tamam işte sorun çıkartmayalım falan gibi derler ama herkes döner gene işine bakar. Şimdi bakın konuyla hep bağlantılı dedim ya. Şimdi Libya'da şey oldu işte yabancı güçler çekilecek falan. Bakalım çekilecek mi? Yani bakın biraz önce söyleyeyim. Ruslar çekilecek mi? Biz çekilecek miyiz? Ben pek kimsenin çekilecek... Orada Afganistan'a da girerim aslında yani. Evet ona da girelim. Olacak ona da, orada, onu da konuşmak da, lazım. Sayın Semin'e de soralım. Buyurun. Şimdi İngiltere bir daha bunu yaparsa Rusya'nın tavrı ve tutumu ne olacak? Sizin değerlendirmelerinizi de alalım. Şimdi tabii ben hocalarıma katılıyorum bu konuda. Ben çok sizin büyük bir sıcak... Sizin kötü senaryonuz ne? Kötü senaryom benim bu çekişme böyle devam edecek sadece. Yani bir çatışmaya ben de düşünüyorum aynı şekilde... Sıcak bir çatışmaya, karşılıklı bir çatışmaya dönüşeceğini düşünmüyorum. Ama şöyle bir gerçek de var, unutmamak lazım. İngiltere kendisi hiçbir savaşa girmeyecek. Yani maliyeti olan, kendisi için maliyeti olan hem kayıp olarak da böyle bir savaşa girmeyecek. Belki orada farklı Ukrayna üzerinden, farklı bölgesel güçler üzerinden bir girişim olacağını ben düşünüyorum oradaki. Bir de şu var, Türkiye açısından baktığımız zaman Sinan Bey'in dediği çok doğru. Türkiye'nin artık
her iki ateş arasında sürekli bir tarafı tutmaktan ziyade dengeli olması lazım. Yani dengeleyici olması lazım. Bu sadece Karadeniz'de değil. Doğu Akdeniz'de de öyle, Orta Doğu'da da öyle, Kafkaslar'da da öyle. Yani Türkiye'nin şunu ifade etmek istiyorum. Taraf tutma lüksü yok. Çünkü siz taraf tut, nedense Türkiye bir yerde taraf tuttuğu zaman karşısına bir blok oluşuyor zaten. Onun için mesela Suriye bunun en büyük örneğidir. Libya bunun büyük örneklerinden bir tanesidir. Türkiye mesela Suriye'de Rusya ile hareket etti, işbirliği yaptı. Bazı işte bunun içerisinde Astana süreciyle birlikte yaşananlar, S-400 konusuna girmiyorum bile o konuda. Diğer taraftan bakıyorsunuz karşısına Libya'da, ABD, Fransa ya da Doğu Akdeniz'de batılı ülkeler, Amerika çıkıyor. Kıbrıs meselesi ortaya çıkıyor. Yani Türkiye'nin benim gördüğüm tek kadarıyla tek yani şöyle değerli yalnızlık diyorlar ama ben öyle düşünmüyorum. Dengeli davranmak zorunda ve şöyle de artık güçler arasında mesela bakın mesela bir örnek vereyim size. Rusya ile ne kadar işbirliği yapmış olsa da Türkiye Suriye'de bir taraftan da bakıyorsunuz Suriye'de Türkiye'ye karşı biz ABD'yi suçluyoruz YPG PKK konusunda ama Rusya ile de ciddi bir temasının olduğunu da unutmamamız lazım ya da ilişkisinin olduğunu da unutmamamız lazım YPG'nin PKK terör örgütünün. Yani şimdi onun için bu karmaşık bir hem coğrafi anlamda hem konjonktürel anlamda Türkiye'nin bu karmaşık tablo içerisinde mutlaka dengeli davranması lazım. Bir de kendi ulusal çıkarını nasıl koruyacağına önce bakması lazım. Peki da Rusya, Amerika böyle daha ne kadar ilerleyebilecek? Türkiye bir yerde dur demeyecek mi buna? Ne yapacak burada? Mutlaka bu politikada bir yol izlemesi gerekmiyor mu? Elbette ki. Şimdi şöyle uluslararası ilişkilere baktığımız zaman özellikle 21. yüzyılla birlikte bir bölgede anlaşma yapabilirsiniz ya da kriz yaşayabilirsiniz. Diğer bölgede de işbirliği yapabilirsiniz. Artık işbirlikleri, tartışmalar, krizler tek bölge üzerinden ya da ikili ilişkileri tamamen ortadan kaldıracak şekilde devam etmiyor. Bunu bize gösteren bir gerçek var. O da yeni dünya düzeni ya da uluslararası ilişkilerdeki düzen şunu gösteriyor. Mesela bir örnek vereyim size. Rusya ile ABD arasında Türkiye'nin işte Suriye politikasına bakalım. Membiç'te ABD ile işbirliği yaptı, hareket etti, anlaşma imzaladı. Afrin Zeytin Dalı hareketinde de Rusya ile işbirliği yaptı Türkiye. Yani bu ikisine baktığımız zaman sadece bir bölgeden örnek veriyorum. Irak meselesinde Kuzey Irak'taki 25 Eylül 2017 tarihinde bağımsızlık referandumunda İran'la Rusya Suriye'de kriz yaşayan Türkiye Kuzey Irak'taki referanduma karşı işbirliği yaptılar. Bağdat, Tahran, Ankara arasında bunu bağımsızlık Kürt devleti bağımsızlığını önlemek için. Yani artık bu konuyu Türkiye'de uzun yıllardır özellikle 11 Eylül'den sonra yaşanan bir denge söz konusu ve bu dengeleyici yapmak, dengeyi korumak zorunda, taraf tutmamak zorunda. Bunu mesela Irak'ta da yapıldı. Türkiye biliyorsunuz bir zamanlar işte Tarık-ı Haşimi krizi yaşandı, Türkiye'ye geldi. Bağdat'la ilişkiler Türkiye tamamen Sünni eksene kayıyor gibi. Şimdi aynı zamanda belki geliriz burada Afganistan için de evet, Sünni Sünni bir şey üzerinden, blok üzerinden Türkiye'yi suçlayan ya da Türkiye aleyhine propaganda yapan bazı basın kuruluşları da var. Hem Arap medyasında hem Batı medyasında çıkanları da görüyoruz. Peki. Sayın Pekin, bir de şunu değerlendirmenizi isteyeceğim sizden. Türkiye, Amerika, Rusya arasında bir denge politikası mı izliyor? Bu sürdürülebilir bir politika mı? Türkiye yol ayrımına gelir mi? Efendim şöyle söyleyeyim tabii. Sadece Rusya ile Amerika arasında değil, aslında Çin'i de buna katmak lazım. Çin önemli bir aktör. Bir de her ne kadar Çin'in adı 12 sefer geçmişse de şeyde NATO zirvesinde ya da NATO'nun sonuç bildirgesinde bu Avrupa ülkelerinin, Amerika'nın Avrupa ülkelerini ikna edememesinden ve Çin'i düşman olarak kabul etmemelerinden kaynaklanmış ve Avrupa ülkeleri Çin'le otonom ilişkiler kurmak istiyorlar. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri ancak bu kadar yapabildi. Yani o kadar gücüne rağmen bu kadar yapabildi. Bir defa bunu böyle yapmak lazım ama ABD'nin asıl şeyi Çin.
Şimdi şeye baktığımızda ABD ile Rusya arasında denge politikası nedir, denge politikası diye sorduğumuzda bunu biz çıkardık. Yani denge politikası şu değildir. Bir gün Amerika'yı destekleme, bir gün Rusya'yı destekleme, başka bir gün Çin'i destekleme. Bu denge politikası değildir. Denge politikasını siz yaratırsınız. Mesela Rusya'nın Doğu Akdeniz'de çoğalmasını, Doğu Akdeniz'deki Rus donanmasının güçlenmesi sizin denge politikanızın bir eseri olabilir. Niye? Çünkü o bölgede size karşı oluşturulan bir blok var. O bloğu kırmak da olabilir. Mesela İdlib'de şu anda çevrilmiş durumdayız. Ruslar var, Suriyeliler var. Ondan sonra hatta şeyler var. Haçlı Şabi unsurları var. Ya da şeylerin, İran'ın milis güçleri var. Ama Amerika Birleşik Devletleri HTŞ ile işbirliği yapıyor ve Türkiye'yi destekliyor burada. Nedeni, Rusya'ya karşı Türkiye'yi manevra olarak kullanıyor. Yani Suriye'de, bu bölgede manevra olarak kullanıyor. Ama öbür tarafta YPG'yi destekliyor. Peki biz onlar YPG'yi desteklerken niye tutup da Arap aşiretlerini desteklemiyoruz? Ya da Barzani'ye bağlı güçleri desteklemiyoruz bölgede? Yani Türkiye'nin böyle yapması lazım. Denge politikası güç de olur. Yani bir şeye karşı siz onun karşısına başka bir jeopolitik yapı çıkartırsınız. Ya da bir başka bir güç unsuru çıkartırsınız. Denge politikası böyle olur. Yoksa Amerika şunu yap dedi, biz bunu yapıyoruz. Tamam. Yarın Rusya bunu yap dedi, bunu yapıyoruz. Mesela politikası, Kafkaslardaki, Güney Kafkaslardaki politika, evet, Türkiye'nin bir denge politikasıdır. Doğrudur. Orada bir güç yaratmıştır Türkiye ve şimdi eğer bu platformu da becerebilirse Doğu'da tam bir yaratacak. Bir istinat noktası yaratacaktır. Yani bizim geçmişte olduğumuz gibi. Yani bütün Türklerin bu bölgedeki seferlerine baktığınız zaman, mücadelelerine baktığınız zaman Doğu'da istinat noktası yaratıp ondan sonra oradan batıya doğru intikal etmişlerdir. Yani Türkiye bunu da yapacaktır ama şunlara dikkat etmesi lazım. Mesela Rusya'nın gücü, en kötü tarafı ekonomisinin bozuk olması ve petrole bağlı olması. Ve petrol ve doğal gaz fiyatlarının da maalesef Amerika ve ona bağlı OPEC üyeleri tarafından belirlenmesi. Bu Rusya'nın ekonomisini çok önemli ölçüde etkiliyor, zayıflatıyor. Bir başka konu, Rusya'nın çevrelenmesi Rusya'nın ticaretini etkileyebilir. O zaman iş sadece boru hatlarına kalıyor. Boru hatlarına baktığımız zaman mesela Türk Akım'ın projesine karşı, Türk Akım'ın projesi için Ukrayna ile Amerika arasında anlaşma imzalanıyor. Türk Akım'ını engellemek için. Yani denge politikası böyle yapılır. Yani böyle yapmak gerekiyor. Dolayısıyla mesela ben şunu söyleyeyim. Keşke Türkiye Ukrayna'nın ve Gürcistan'ın NATO'ya girmesini desteklemese. Çünkü desteklediğimiz zaman ortaya bölgesinde tek başına bir Rusya kalacak. Geriye olduğu gibi NATO ülkeleri kalacak. Ve Türkiye'nin eli zayıflayacak. Yani böyle bakmışsa o zaman Rusya'ya karşı NATO ülkelerinden oluşan bir donanma Rusya'ya karşı harekat icra edebilir. O zaman bölge kızışabilir. O zaman Türkiye ile Rusya arasında büyük sorun olur. Bir başka zayıf tarafı Rusya'nın tarafı. Nüfusunun azlığı ve Slav nüfusunun gittikçe azalması, bunun yerine Müslüman nüfusun, Türk nüfusun artması. Bu Rusya için çok büyük bir tehdit. Onun için de zaten bakıyoruz şimdi Orta Asya'da, yani Türkistan bölgesinde bir takım faaliyetler yapıyor. İşte Kazakistan'la anlaşma yapıyor, diğer ülkelerle anlaşma yapıyor. Olaya böyle bakmamız lazım. Bence Rusya için önemli olan konu deniz ikmal yollarının açık bulundurulmasıdır. Deniz ikmal yolları, boğazlar ve çok çok point dediğimiz deniz geçişlerine hakim olunduğu takdirde, buralar kontrol edildiği takdirde Rusya için sorun yoktur. Ama birileri burayı kontrol ederse Rusya'nın bütün her şeyi kalır. Boru hatlarına kalır ve boru hatları da bir şekilde kesilirse o zaman Rusya ekonomik olarak biter. Bu Rusya zaten ekonomik olarak zayıf, Rusya'yı zor durumda bırakır.
Bir olaya bir de bu yönden de bakmakta yarar var diye değerlendiriyorum. Peki. Sayın Pekin, çok teşekkür ediyorum. Sinan Ogan, size de aynı soruyu soracağım, Pekin'e yönelttiğim soruyu. Şimdi Türkiye bir yol ayrımına gelecek mi? Türkiye, Amerika ve Rusya arasında denge politikasını izleyebiliyor mu ve bu sürdürülebilir bir pozisyonda kalabilir mi? Sayın Pekin aslında farklı maddelere değindi. Özellikle Rusya konusunda denge politikasını önceledi. Rusya'nın ekonomisinin bozuk olması, ticaretine etkiliyor olması, boru hattından bahsetti, petrolden bahsetti ve nüfusunun azalmasından bahsetti. Şimdi Türkiye açısından da baktığımızda denge politikasını dış politikada nasıl sürdürüyor? Buna gelmeden müsaade ederseniz bir iki hususu altına çizip öyle geleyim. Birincisi, buradan Türkiye'nin gelir elde edeceği hususu, gemilerden geçiş geliri elde edeceği hususu doğru değil. Bu çok tartışılıyor. Ciddi bir gelir, daha doğrusu ciddi bir gelir elde edeceği hususu doğru değil. Zira Montreux Boğazlar Sözleşmesi'ne göre Türkiye hiçbir gemiyi boğazlardan, ticari gemiyi boğazlardan yasaklayıp kanala yönlendiremez. Şu an öyle boğazlarda da aman aman bir gemi trafiği söz konusu değil. Ve önümüzdeki süreçte de işte bir kuşak bir yol projesine kadar en azından böyle bir yoğun bir trafik de beklenmiyor. İkincisi, Rusya için bugün en büyük tehdit Amerika mı yoksa Çin mi diye sorduğumuzda herkes Rusya'nın bölgedeki esas müttefikinin Çin olduğunu düşünür. Ancak ben farklı kanaatteyim. Bunu bölgede çalışmalar yaparken de birebir Rus düşünce kuruluşlarıyla da tartıştığım için söyleyeyim. Rusya için bölgedeki en büyük tehdit Çin'dir. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin, işte İngiltere'nin Rusya'yı çevrelemesine siz bakmayın. Önümüzdeki 10 yıllar boyunca Rusya açısından ve bölge açısından tartışacağımız ana tehdit Rusya-Amerika gerginliği değil, Çin'in giderek büyümesi. Biraz önce İsmail Bey doğru bir şey dedi. Rus nüfusu azalıyor. Ancak azalan Rus nüfusunu Rusya'nın uzak doğusunda o bölgelerde Çin ikame etmeye başladı. Çin'in Rus uzak doğusunda Chinatown'lar oluşturduğunu biliyoruz ve Rusya'nın da bunu bir tehdit olarak gördüğünü biliyoruz. Bu genel denge içerisinde bakacak olursak Rusya ve Amerika arasında bugün kızışan ama asıl gelecek olan Rusya ve Çin arasındaki kızışmaya kadar Türkiye nerede yer almalı? Türkiye elbette ki tarafsızlığını, denge politikasını korumalı. Peki bunu yapabiliyor muyuz? Çok emin değilim. Neden emin değilim? Çünkü biz bir taraftan, hani bugünün konusu değil ama örnek olması açısından ifade edeyim. Biz şimdi S-400'leri aldık. Rusya ile yakınlaştık. Tamam, güzel. Biz Rusya ile 550 senelik bir diplomatik ilişkiler geçmişine sahibiz ve bunun 50 senesini durmadan savaşmışız. Yani toplam 550 yıllık ilişkimizin 50 senesinde durmadan bir savaş var. Ve hakikaten de yanı başımızda en çok savaştığımız ülke Rusya. Ama bununla beraber Rusya ile biz şunu başardık. Rekabet içerisinde işbirliğini başardık. Türkiye ile Rusya bir taraftan rekabet edebilirken bir taraftan da işbirliğini başarmış iki ülkedir. Peki S-400'ü burada aldık. Kullanabilecek miyiz? Kanaatimce kullanamayacağız. Depoda kalacak. Peki S-400'ü alınca ne oldu? Amerika ile gerildik. F-35'lerden olduk. Şimdi yeniden dönüp Amerika ile eski daha sağlıklı ilişkilere dönebilecek miyiz? Amerika'nın bu PKK-YPG'ye yardımlarından bağımsız olarak ifade ediyorum. O da çok mümkün gözükmüyor. Dolayısıyla denge politikasını da burada maalesef ki çok sağlıklı bir şekilde yürüttüğümüz kanaatinde değiliz. Zira yarın parasını verip aldığımız ama kullanamayacağımız S-400 meselesi Türkiye ile Rusya arasında başka bir sıkıntı kaynağı olacaktır. Nasıl ki şimdi Türkiye ile Amerika arasında sıkıntı kaynağı olduğu gibi. Peki.
Teşekkür ediyorum Sayın Ogan. Denge politikasına Özgür Sor, size de sormak isterim. S-400'leri aslında Sinan Ogan değindi. Ama Rusya açısından siz nasıl değerlendirirsiniz? Denge politikasını oluşturmada Türkiye başarılı mı? Başarılı olduğu yönler var mı? Ya şimdi tabii ki var diyelim. Ülke bizim ülkemiz, yani çok da fazla eleştirisel bakmayalım ama ben biraz şöyle yaklaşıyorum. Şimdi S-400'ler aldık. Sinan Bey'e o konuda katılıyorum. Yani S-400'ler aldık. Tabii S-400 hava savunma sistemi kullanılabilir. Yani o henüz çöpe atılmış falan bir sistem değil. O devletimizin orada bir tasarrufu oldu ama şimdi iki bataryayla olan, yani aldığımız füze sayısı itibariyle bütün Türkiye'nin hava savunmasını sağlayamayız. Bir kere bunu net bir şekilde söyleyelim. Komutanım da belki bu konuyla ilgili bir şey ifade etmek isteyebilir belki. Fakat bir, yani bu, sadece bir bölgenin, Türkiye'nin değil, bir bölgenin bile zor. Evet. Küçük bir bölgenin bile zor, evet, o kadar füzeyle. Evet. Yani öyle basit değil yani. Türkiye çok dağlık bir bölge, çok farklı bir bölge. Menzil yüksekliğe göre, itfaiyeye göre, araziye göre değişir. Bazı yerlerde 100 kilometreye bile inebilir, 50 kilometreye bile inebilir. Doğru. Kesinlikle katılıyorum. Ondan tabii benden daha tecrübeli. Normal radar 600 kilometreden tespit ediyor ama dağlık alan olduğu için daha farklı. 400 kilometreden angaje olabiliyor ama bu tabii görmeyle ve kaplama alanlarıyla ilgili bir konu. Bunu tabii normalde kendi radar sisteminize entegre ederseniz, ki yapacağımızı söyledik, bunun için NATO ile ilgili olan bölümleri var, o zaman daha farklı olurdu. Daha da fazla füze alınsa daha farklı olurdu. Ama ben burada şunu, yani amaç, araç, hedef ve hedeflediğimizle ulaştığımız arasında bir sıkıntı var. Yani nedir? Aldığımız füze sayısı az, batarya sayısı az. Bunlar işte benim söylediğim gibi tam savunma sağlayamıyoruz. Fakat bir yandan da Amerika ile aramız açıldı. Şimdi bazen hani almak mı iyi, almamak mı iyi konusunda mesela bana sorsaydınız bu şeylerden önce, yani ben tabii kendi başıma karar veremem, şahsi fikrimi sorsanız ben almayalım derdim. Tabii Türkiye'de bir şey söylemek de çok zor. Niye? Bir yere sizi konumlandırmaya çalışırlar her zaman. Yani bir fikir üzerinden. Bir fikir sorarız. Evet, bir fikir üzerinden size derler ki ucu musunuz, bucu musunuz? Hayır, biz hiçbir şey değiliz. Normal Türkiye Cumhuriyeti menfaati üzerine fikir üretmeye çalışan, sadece akademik görüşler sunmaya çalışan bir bakış açımız var. Hani F-35'leri de almak istemezdim. Niye? Tamam, uçak çok güzel. Onu da söyleyeyim. Ne almak istiyorsunuz siz? Ben mesela şöyle alırım. Bir kere milli uçak, milli muharip uçak en güzeli. Şu bu konuyla ilgili çalışmalar var ama tabii onda da zamanda gecikiyor. Ben olsam şunu alırdım. Lojistik anlamda en problem çıkarmayacak. Bize F-16'ların blok 70'leri, Viper'ları var. En yeni modelleri. Fark etmez. Veya 50 üzerindeki 52 Plus deniyor. Yani niye? Özgür Paşam, şu anda Türkiye blok 30 şeyleri, F-16'ları şeylere, blok 72'ye çevirmek üzere şu anda çalışıyorlar. Evet. Parçaları falan almış vaziyette. Türkiye'de böyle bir çalışma oluyor. Blok 30'lar blok 70'e, 72'ye dönüştürülüyor. Evet, onunla ilgili doğru söylüyor komutanım. Çalışma var. Fakat şöyle, burada yapısal şeyi hallediyorlar. Radar, AS radar dedik, elektronik radar. Yani uç kısımda, her uçağın uç kısımda bunu şey gibi düşünün. Uydu antenleri, uydu şeyleri, receiver'ları vardır ya, yani manuel, analog, bir de dijital vardır ya. Bu yeni olan AS radarları dediğimiz radarlar daha uzak mesafeden ve daha doğrulukta şey ve karıştırmaya da daha güçlü. Karşı dinamizm var. Şimdi bu mesela F-35'in en güzel yanı radarı. O çok güzel. Yani birbirleriyle paslaşması bilmem mesela. Şimdi Yunanlılar şu anda bu dediğimiz bir özel komutanı bahsettiğimiz F-16'ların hepsini V modeli, Viper modeli, yani içinde F-16'ın için F-35 radarının olduğu hale çeviriyorlar. Şimdi bu önemli. Bizim, ben olsaydım, F-35 çok pahalı bir uçak, yani böyle çok lüks bir arabayla sürekli para harcayarak bir yere gidiyorsunuz gibi düşünün. Uçuş saatlerine bakın, F-35'in 40 bin dolar, F-16'nın 6 bin dolar bir saat havada kalması, yani bu bile başlı başına bir şey. Aynen. Tabii en ideali milli muharip uçak. Evet. Şimdi burada Türkiye'nin bu ARGE çalışmalarını hızlandırarak bu arada ara nesil olarak belki biraz önce söylediğim bir şey, F-16 olabilir, başka şey, Eurofighter olabilir, alabilirdi ve bunu böyle geçiştirebilirdi. Evet. Şimdi S-400 alarak biz çok fazla bir kazanım sağlamadık. Yani onu bir kere net bir şekilde ortaya koyalım. Ama ben bakın şunu da ifade edeyim. Gerek Kanal İstanbul gerek bunlar bir konuda karar verirken tek bir açıdan karar vermek yanlış olur. Yani düşünmek yanlış olur.
Yani mesela Kanal İstanbul çevreden baktığınız zaman farklı görürsünüz. Kanal İstanbul için konudan konuya atlıyoruz ama önemli. Şimdi şehir önemli, S-400 evet, önemli. Evet, kesinlikle. Ekonomik açıdan baktığınız zaman farklı olursunuz. Bir ülkeyle uçak düşürmüşsünüz, aranızdaki ilişkiyi düzenleme açısından bakarsınız. Farklı düşünürsünüz. Dolayısıyla hani böyle işte ben sadece bu açıdan bakıyorum, bu doğru yanlış değil. Yani şu açıdan bakınca şöyle, bu açıdan bakınca böyle, çok yönlü, multidisipliner bakmak lazım. O yüzden bu yaptığım benim eleştirisel anlamda, ya işte bu kesin yanlıştı veya %100 doğru değil, ama bir bakış açısı açısından farklılık arz etmeye çalışıyorum. Peki. Burada son tahlilde şunu söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyeti denge politikası izlemeye çalışıyor ama yani bunu bir kere yaptığımız her faaliyette bizim en büyük sorunumuz bence terör sorunu. Ekonomi şu an pandemiden dolayı biraz şey oldu ama inşallah yakın zamanda daha iyi düzelecektir. Şimdi bizim yaptığımız tüm dengeleme faaliyetlerinde şunu dememiz lazım. Ben öyle düşünüyorum. PKK mesela, ne, Amerika ile ilgili bir konu konuşuyoruz. Nedir? Kabil şey havalimanı mesela konuşuyoruz. Veya işte bir başka Rusya'ya karşı ya havada yakıt ikmali yapacağız NATO çerçevesinde. PKK'ya olan desteği kesin. Hemen ortaya koymamız lazım. Direkt yani şey o. Aynı şekilde Ruslarla ilgili de herhangi bir konu olduğu zaman işte şununla ilgili bölümü yapın. Yani sürekli bazı zaten gündem var. Zaten ilk mesele genellikle hep terör meselesi. NATO'da da, Birleşmiş Milletler'de evet, de. Kesinlikle. Ben mesela bu PKK konusunda Suriye ile şeye geçip, iletişime geçip, diplomatik ilişkiler kurup bu PKK konusunu halletmek için seversiniz sevmezsiniz. İnsan olarak o olaya öyle bakmamak lazım, hissi bakmamak lazım. Suriye ile diplomatik ilişki kurup burada, çünkü Suriye'nin toprağı normalde mesela Suriye bölümü çok önem arz ediyor özellikle son zamanlarda. Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı da bizim yapacağımız müttefik ilişkilerinde PKK sorunu sürekli olarak gündeme getirip bunu sıcak tutmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Yani denge siyasi, komutanıma biraz önce katılıyorum. Özellikle İsmail Bey. Yani denge siyasi demek bir gün onunla bir gün bununla değil. Kendi menfaatlerimiz doğrultusunda biz neye bastıracağız, neye edileceğiz bölümü çok önem arz eden bir konu. İnşallah bunda da gelecekte de olumlu bakıyorum. Yani iyi yolu alacağımızı düşünüyorum. Ümit ediyorum. İnşallah. Ali Semin, eklemek istediğiniz var mı? Afganistan'a geçeceğim. Afganistan'a geçeceğim. Peki. Şimdi Afganistan'da TSK'ya yeni görev ne getirir değerli izleyiciler? Biliyorsunuz 14 Haziran'da NATO zirvesi oldu ve artık konuşmaya başladık Afganistan'a. Amerika Başkanı Joe Biden Cuma günü Beyaz Saray'da Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani ve barış müzakerelerini yürüten Abdullah Abdullah'ı ağırlayacak. Şimdi Türkiye açısından bu görüşmeden ne çıkabilir? TSK'ya Afganistan'da yeni görev konuşuluyor. Ve sizin bu konudaki görüşünüz nelerdir? TSK şimdi, ne yapacak? Şimdi şöyle, Afganistan meselesi tabii ki çok kritik bir mesele. Yani Türkiye açısından baktığımız zaman Türkiye biliyorsunuz NATO çatısı altında orada bulunuyor ve orada 600'e yakın yanılmıyorsam Türk askeri var. Belki komutanlarım daha iyi bilirler. 2000 yakın var. Yani şey için söylüyorum. Yani şu anda 500 diyor. 500 civarında diyor şey. Savunma evet, bakanı. Yani şeyde, farklı havalimanında. Havalimanı için havalimanında ve evet, ben genel olarak söyledim. 600 evet, civarında diye bir şey yapmıştım, biliyordum ama yanlış olabilir. Şimdi şöyle, Türkiye açısından baktığımız zaman burada çok kritik bir şey var. Durum söz konusu. Bu kritikten bir tanesi de şu. Afganistan ciddi bir güvenlik sorunu yaşıyor. ABD geri çekilirken ya da NATO geri çekilirken Türkiye'ye bıraktığı Afganistan çok kolay bir hem arazi açısından hem coğrafi açısından hem jeopolitik açıdan kolay bir bölge değildir. Yani onun için bunu ifade etmek istiyorum. Şimdi biliyorsunuz Amerika'da Afgan heyeti bulunuyor. Türkiye'de Amerikalı heyetler bulunuyor. Ama Türkiye'nin ben mesela şunu görüyorum tabii. Afganistan meselesinde Kabil havaalanını Türkiye güvenliğini sağlayacak şekilde bir anlaşma olması da bir söz var aslında. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Biden arasında yapılan görüşme sonucunda. Ancak bunun tabii teknik işleri, lojistik desteği konusunda Türkiye burada tek başına mı hareket edecek yoksa NATO dışarıda da olsa destek mi verecek, pek çok konu tartışılıyor. Şimdi Afganistan deyince bakın Amerika çok benim dikkatimi çeken bir olay var burada. Oradan geri çekilirken Taliban güçleri de ister istemez ciddi anlamda ilerlediğini görüyoruz. Yani 407 ilçenin
şu anda 250 ilçesinde çatışma söz konusu. Yani Taliban'la Afgan güvenlik güçleri arasında ciddi bir çatışma var. Diğer taraftan bakıyorsunuz son 2 ay içerisinde yaklaşık 50 ilçeyi Taliban güçleri kontrol etmiş durumda ve buranın şu anda Taliban'ın kontrolünde olan ilçe sayısı yaklaşık 96 ilçe kontrolünde. Diğer taraftan bakıyorsunuz Tacikistan sınır kapısını kontrol ettiler 3 gün önce. Yani bütün bunlara baktığımız zaman Türkiye için nasıl bir risk var? Ciddi bir güvenlik riski var. Onun altını çizmek lazım. Yani NATO oradan geri çekilirken arkasında güçlü bir Afganistan güvenlik güçleri bırakmıyor. Diğer yani 300 bine yakın güvenlik gücü var Afganistan'ın evet. Ve bunların şunu da ifade etmek istiyorum. Çok ilginç bir proje de şimdi NATO Katar'da bir üs kurmak istiyor. Katar'a böyle bir öneride bulunmuş. O üs kurduğu zaman Katar'da tabii daha henüz bir kesin bir karar verilmedi. Yani Katar tarafından bir kabul ediyorum etmiyorum bir anlaşma var gibi açıklama yapılmasa da ancak bunu şeye yansıdı. Medyaya özellikle Arap medyasına çok ciddi anlamda yansıdığı için söylüyorum. Katar'a talebi şu biz burada üs kuralım Katar'da NATO'nun. Türkiye, Katar, Amerika, ABD burada Afgan güvenlik güçlerine 4 haftayla 6 hafta arasında hızlandırılmış bir askeri eğitim verip kendi ülkelerine geri dönmelerini sağlayıp oradaki güvenliği sağlayacaklar. Bu şekilde ben şunu söylemek istiyorum. 20 yıldır orada bulunuyorsunuz. Siz burada 300 bin değil demek ki 50 bin güvenlik güçleri yani Afgan güvenlik güçleri gücüne destek ya da eğitim vermemişsiniz. Şimdi bu şekilde Katar'da bir üs kuracaksınız. 4 hafta 6 haftada bir eğitim verip oraya gidip şey sağlayacak, güvenliği sağlayacak. Şimdi aslında biz Afganistan'ı konuşurken sadece güvenlik boyutunu konuşuyoruz. Afganistan'da aynı zamanda ciddi bir ekonomik kriz var. Bunun içinde çok ciddi anlamda bunun altını çizmek lazım. Yaklaşık 39 milyonluk bir nüfusa sahip ve 11 milyon Afgan şu anda açlık sınırında gıda güvenliğinin olmadığı bir bölge aynı zamanda Afganistan. Diğer taraftan işsizlik oranına baktığın zaman 2019 yılında %24'tü. Şimdi %38 civarında bir işsizlik söz konusu. ABD'nin geri çekildi, Birleşmiş Milletler'e göre ABD geri çekildikten sonra tamamen 11 Eylül'de, Eylül'e kadar daha doğrusu, geri çekildikten sonra Afganistan'ın acil 6 milyar dolara ihtiyacı var. Acil yardım ve desteğe ihtiyacı var. Şimdi bunun Türkiye açısından baktığımız zaman Türkiye'ye hem maliyeti ağır geliyor hem de askeri güvenlik anlamında. Şimdi muharip güç mü ya da barış gücü mü gidecek Türkiye ama güvenliğini sağla dediğiniz zaman burada ister istemez sizin gücünüz orada sadece barış gücü olarak görünmüyor. Taliban tarafı ne diyor? Türkiye'ye karşı değiliz gibi açıklamaları var. Yani böyle açık kapı bırakıyorlar. Türkiye'ye tam karşıt olarak durmuyorlar. Ama şöyle diyorlar. Biz burada emirlik ilan edelim. Yani bir şeriat devleti ilan edelim. Hükümet olarak. Türkiye bizi tanısın. Diplomatik ilişkiler kursun. Yani ondan sonra bizimle. Sonra diyor sonra yani. Sonra böyle şey. Kalmayın diyor. Çünkü 29 Şubat 2020 tarihinde Doha'da yaptıkları, ABD ile yaptıkları anlaşmada NATO ve bütün ya daha doğrusu NATO demek doğru değil. Yabancı güçlerin tamamı geri çekilecek şekilde bir anlaşmaya varılmıştı. Şimdi diyor ki eğer burada Türk askeri kalırsa NATO'nun buradan çıkmamış olması söz konusu oluyor ve buradaki yabancı askerlerin bulunması yani Türkiye'nin bulunması şu anda orada NATO olarak duruyor. Buna karşı zaten Taliban tavır almak durumunda tavır aldığını görüyoruz. Şimdi Nisan ayında biliyorsunuz Türkiye'de de bir İstanbul bir barış konferansı düzenlenecekti. Taliban buna karşı çıkmıştı hatırlarsanız. Yani Afganistan'ın İstanbul'da tarih, tabii İstanbul'da 22 ya da 24 23 Nisan'da evet öngörülüyordu ama yapılmadı. Şimdi şöyle bir gerçek karşımıza çıkıyor. Türkiye'nin orada bulunması bir kere NATO'nun geri çekildikten sonra nasıl bir Afganistan bıraktığını görmemiz lazım. Çok iyi bir Afganistan'ı bırakmadığını yani zaten 19. yüzyıldan zaten Afganistan hep tarih boyunca
işgal edilmiş. İngilizler, Sovyetler tarafından, en son ABD tarafından ve hep böyle tamamen ortada bırakılmış, kendi içerisinde ciddi bir iç savaşla beraber. Evet. Şimdi burada bir de siyasi süreçte de çok ciddi sıkıntılar var. Yani şu andaki Cumhurbaşkanı Ghani tarafı çok yalnız olduğunu, yani Kabil'de, Yeşil Bölge'de çok fazla etrafında adam kalmadığını, ciddi kendi hükümet içerisinde de siyasi bir krizin olduğunu kabul etmemiz lazım. Mesela Hamid Karzai, eski Cumhurbaşkanı, yaptığı açıklamada diyor ki NATO burada başarısız, Afganistan'da başarısız oldu diyor. Şimdi Afganistan'da NATO başarısız oldu dediğiniz zaman bu Türkiye'yi de ister istemez kapsıyor. Çünkü bulunmasından dolayı. Yani buradaki sürece baktığımız zaman çok kritik. Sadece Mayıs ayında size bir rakam vereyim. Taliban'ın düzenlediği saldırı sayısı 1499. Yani bu az bir mesele değil. Şimdi Türkiye açısından baktığımız zaman ya da Türkiye'de evet gidelim. Toplayayım şöyle şimdi toparlayayım daha doğrusu. Şimdi şöyle bir gerçek var. Konuşulduğu zaman ben bakıyorum bazen ekranlarda, programlarda, işte bizim Osmanlı döneminden bir bağımız var, çok doğru bağımız var, ama şu andaki Afganistan bundan 5 yıl önceki Afganistan bile değil. Onun için ne kadar bağımız olursa olsun halklar arası farklı bir boyut, oradaki güvenlik riskler, Türkiye'nin karşısına çıkacak sorunlar, çatışmalar, bunları da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Sadece biz geçmişe dayanarak şimdiki coğrafyamızda hangi bölgede şu anda bundan 5 yıl, hadi çok uzak gitmeyelim, 2010 yılından öncesi ile 2010 evet. yılından sonra evet. Arap Baharı ile birlikte bu bölgede hangi değişim olan, özellikle Suriye dahil bir şey, Yemen, Tunus, Cezayir, diğer bütün bölgeler, yani Mısır dahil bunun içerisinde hangisinde istikrar var? Yani şu anda bizim bağımız var diye gittiğimiz zaman oradaki karşılaştığımız sorunlar evet. ama kritik ve jeopolitik açıdan çok önemlidir. Amerika'nın burada Türkiye'ye Özgür Hocam çok doğru bir şeye temas etti. Biz burada masada Afganistan konusunda, bakın mesela Suriye'de dikkat edin. Türkiye'nin bir operasyon yaptığı zaman Amerika kıyameti koparıyor. Ama diğer taraftan Afganistan'a, Türkiye gel size bırakalım Afganistan'ı diyor. Çok ilginç bir denklem var ve çok çelişki de var burada. Türkiye masada mutlaka bir şey almadan Afganistan konusunda ABD'nin dediği üzerine gitmemeli diye düşünüyorum. Ki bugünkü PKK yapılan açık mesela. PKK özellikle YPG'ye destek veriyor. Her gün onlarca tırla silah gönderiyor. Onun için bu süreç çok kritik de Türkiye'sinden. Hala heyetler arası görüşmeler devam ettiğine göre bence Türkiye burada tam anlamıyla kanaat getirmemiş Afganistan'daki havaalanı güvenliği konusunda. Peki şimdi tabii. Türkiye tam kanaat getirmemiş dediniz ama aynı zamanda muhalefetin de dillendirdiği bir konu var. Sayın Pekin, size yöneltmek isterim. Amerika Afganistan'dan neden çekiliyor ve Amerika çekilirken biz neden Afganistan'da görev alıyoruz sorusu muhalefetin odağında, tarafından da, muhalefetin tarafından da dillendiriliyor. Bu soruyu siz nasıl yanıtlarsınız? Ali Semin aslında bölgenin şemasını çizdi bizlere, neden ve niçin olduğuna dair, yani Afganistan'daki sıkıntılardan bahsetti. Bu soruyu nasıl yanıtlarsınız efendim? Önce şöyle söyleyeyim, tabii biz Afganistan'da sadece NATO'nun bize bıraktığı Afganistan'ı korumayacağız. Yani biz sadece Afganistan havaalanı, uluslararası Kabil havaalanını ve işleteceğiz ve onun emniyetini sağlayacağız. Yoksa bütün Afganistan'a Türkiye'den 200 bin kişi gönderseniz iş işten çıkamayız. Yani o ayrı bir defa bunu bir tarafa koymamız lazım. İkincisi, niye Türkiye böyle bir şey talep etti? Ya da Türkiye'ye böyle bir şey ima ettiler, Türkiye kabul etti. Çünkü Türkiye ne S-400'ler, ne F-35'ler, ne YPG, ne Doğu Akdeniz, ne Kıbrıs, ne Suriye. Bütün bu konularda NATO zirvesinde yapılan görüşmelerde bu konulara tartışmak istemediler. Bu konuları bir kenara bıraktılar. Yani Amerika Birleşik Devletleri ve NATO ülkeleri. Yani kesinlikle bu konulara girmiyor. Ve bu konular herhalde kısa veya orta vadede büyük ihtimalle şeyde olacak. Buzdolabında olacak. O zaman Türkiye'nin Batı'yla ve Amerika'yla bozulan ilişkileri var. Bu ilişkilerin bir şekilde devam etmesi gerekiyor. İlişkilerin devam edeceği nokta olarak seçilen şey Afganistan'da Kabil Uluslararası Havaalanı'nın emniyetini sağlamak ve şeydir. Buranın işletilmesini sağlamak. Yani bunun için bu teklifi yaptı Türkiye.
ilişkilerin devamı için. Çünkü diğer ilişkiler tıkanma noktasıydı ve o noktalarda adım atamayacağız. Bundan sonra da atmayacağız adım, göreceksiniz. Yani çok yapılan çalışmalar şu anda, teknik çalışmalar. Mesela havaalanının işletilmesi için Amerika'nın daha evvel oraya bölgeye getirdiği teknolojik cihazların orada bulundurulması, Pakistan'ın Türkiye ile birlikte hareket etmesi, Macaristan'ın Türkiye ile birlikte hareket etmesi, belki İran'la Türkiye'nin görüşmesi falan, bunlar devreye girebilir. Yani böyle bir şey var. Bu konuda destek verir mi vermez mi NATO? Büyük ihtimalle NATO destek verecek. Çünkü Türkiye öncü ülke yapacak. Yani Türkiye'nin oradaki görevi, oradaki yapacağı iş, Türkiye'nin Batı'yla ve Amerika ile ilişkilerini açma açısından önem taşıyor. Ve Türkiye de bunu böyle yaptı. Hatta buna bir örnek olarak biraz evvel görüşürken biz Rus uçağını düşürdük. Rusya ile ilişkilerin devamı için biraz da bu şeyleri aldık. Yani S-400'leri alınma nedeninin bir tanesi budur. Ve bunu aldıktan sonra da bakın o bölgede harekatlar yaptık. Büyük ihtimalle Ruslar arkamızda olmasaydı belki o harekatları yapamayacak. Yani bazı şeyleri de böyle değerlendirmek lazım. Böyle bakmak lazım diye değerlendiriyorum. Şimdi biz şöyle bir şey, 300 bin kişilik bir ordu var. Afganistan ordusu. Bunun bir kısmı polis, bir kısmı ordu. Yani şimdi bunlar tabii gereken savaşa devam ediyorlar. Dolayısıyla Türkiye bunların 7. kol ordusu var. Hem Kabil Uluslararası Havaalanı'nın hem de Bagram üssünün. Çünkü Bagram üssünün Amerikalılar tarafından boşaltılıp boşaltılmayacağı belli değil. Buranın emniyetini sağlayabilirler. Hı. İkincisi, Amerikalıların orada 2500 askeri var ama 18 bin tane de şeyi var. Sivil çalışanı var. Bunların bir kısmı güvenlik için çalışanlar. O paralı asker statüsünde. Onların bir kısmı bazı yerlerde kalacak. Danışmanlar bazı yerlerde kalacak. Öyle söylüyorum. Şimdiye kadar evet, ilçe merkezleri, 96 ilçe merkezleri, en son benim 81'di, 96 diye söyledi Sayın Ali Semin. Evet. Dolayısıyla sadece bu kadar ilçe, 400 küsur ilçe merkezinden bu kadar ele geçirmişler. Hiçbir vilayet merkezini ele geçirmemişler. Peki Sayın Pekin, burada Taliban nasıl bir risk oluşturuyor Türkiye için? Ya tabii Taliban'la da görüşecek Türkiye. Görüşmesi lazım. İran'la da görüşmesi lazım. Çünkü İran'ın da bir bölge, belki Rusya ile bile görüşmesi gerekiyor. Taliban tabii şöyle risk oluşturur. Bunlar terör örgütü. Yarın ya kendileri ya da başka bir istihbarat örgütü provoke eder, gelirler, havaalanını vururlar. Havaalanını vurduğu zaman siz de alın işte bilmem ne kadar şehit ya da yaralı. Yani bunlar her zaman olabilecek şeyler. Ama Türkiye eğer buraya bu gücü gönderiyorsa siyasi olarak, istihbari olarak ve silahlı kuvvetler olarak gereken tedbirleri almak durumdadır ve alır. Yani Türkiye'nin oraya gönderdiği komutanları ve Mehmetçikleri belirli bir emniyet altında olmadan zaten göndermez. Büyük ihtimalle bunun çalışmaları şu anda yapılıyor. Ama biraz evvel söylediğim gibi çalışmalar sadece teknik çalışmalar. Bugün Sayın Milli Savunma Bakanı'nın Genelkurmay Başkanı Kuvvet Komutanlarıyla Irak bölgesine, Irak sınırından gidip oradan demeç vermeleri ve bu demeçte özellikle YPG'nin Amerika tarafından desteklendiğini ya da işte Batı tarafından desteklendiğini ifade etmesinin nedenlerinden bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri'ni bu uzlaşma yapılırken sıkıştırmak ve bu konuda bir psikolojik harekat icra etmektir. Ve kamuoyunu buna karşı hazırlamaktır. Amerika'ya karşı hazırlamaktır. Bence sorulması gereken soru şu. Bu kararı kim verecek? Yani meclisten geçecek mi böyle bir şey? Tezkere ihtiyaç var mı yok mu? Onun tartışması lazım belki. O konu önemli. Yani çünkü uluslararası hukuk, kendi iç hukukumuz var. Bir başka konu, Birleşmiş Milletler yeni bir karar alacak mı? Birleşmiş Milletler'in bu konuda karar alabileceğini sanmıyorum. Çünkü Rusya ve Çin büyük ihtimalle bu kararı şey yaparlar, veto ederler. Öyle söyleyelim. Ama bu konu Batı için önemli. Biraz evvel söyledim. Türkiye'nin de bunu yapmasının nedeni Batı ile Amerika'lı ilişkilerinin devam etmesi ve belirli bir tıkanmış olan ilişkilerin, tıkanan ilişkilerin bir kısmının şeye kaldırılması, buzdolabına kaldırılması
bu açılan yeni şeyden bu işe devam etmesi. Riskli mi? Evet, riskli bir hareket tarzı. Evet, doğrudur. Tehlikesi de var. Ama dediğim gibi Silahlı Kuvvetler kendine verilen görevi yerine getirir ve oraya o çocuklar şehit olmak için, yani başkalarının söylediği gibi şehit olmak için ya da öldürülmek için gönderilmiyor. Yani bir defa bunu da aklımızın bir köşesinde tutmamız lazım. Evet. Teşekkür ederim Sayın Pekin. Sinan Ogan'a geçeceğim. Sayın Ogan, siz ne düşünüyorsunuz? Afganistan'a bakınca bir risk görüyor musunuz Türkiye açısından ve Türkiye nasıl bir şekilde risk alır, kabul eder? Afganistan herhalde en doğru bir şekilde tarihin bataklığı olarak tanımlanabilir. Dolayısıyla da Afganistan'a risksiz bakmak çok mümkün değil. Afganistan'a giren ne Sovyetler Birliği, ne sonrasında Amerika, ne NATO, ne de tarihte giren herhangi bir gücün oradan başarıyla çıktığına tarih şahit değildir. Biz her ne kadar işte Afganistan'a girmeyeceksek de böyle geniş çaplı bir askeri operasyona hazırlık yapmasak da netice itibariyle Taliban ve Taliban'ın son derece önemsediği özellikle de eroin kaçakçılığında Taliban için ana damarlardan birisi olan Kabil Havaalanı'nı Türkiye'nin koruyacağı ve işleteceği konusu elbette ki Türkiye açısından bir risktir. Zira bunu Taliban istememektedir. O sebeple de Taliban'ın Türkiye'ye, Türk askerine saldırmayacağı, Afganistan'da efendim bütün yabancı askerler elini bir sıkıntı yaşarken Türk askeri o bölgede elini kolunu sallayarak geziyor falan, bunlar doğru şeyler değil. Afgan halkının Türk halkına olan bakışını elbette ki büyük bir memnuniyetle biliyoruz. Ancak bu giderek bölgede hakim konumuna geçen Taliban'ın bakış açısı değil. Taliban'ın da NATO üyesi olduğu gerekçesiyle Türk askerine bakışı, NATO askerine bakışı çerçevesindedir. Onun için orada işimizin çok kolay olmayacağını bilmek gerekir. Ayrıca bölgede ben geçen Twitter hesabımdan bir paylaşım yaptım. Bölgede özellikle de Özbek-Türk bölgesinde Mezar-ı Şerif'te şimdi Taliban milisleri gözükmeye başladı. Ve general dostum Taliban'ın hedefinde ki Türkiye'ye yakın bir Özbek general. Maalesef ki burada yaşayan, yani Afganistan'a Özbek'te, bölgedeki Özbekler penceresinden de bakmak icap ediyor. Ve Özbekler bugün Afganistan'da mevcut hükümet tarafından da dışlanmış pozisyondadır. O sebeple Türkiye'nin oradaki çıkarları sadece NATO çıkarlarıyla orantılı ve paralel değil. Türkiye'nin kendi çıkarları da söz konusudur. Ancak bu çıkarları hayata geçirmenin yolu Amerika'nın boşalttığı, NATO'nun boşalttığı havaalanını korumak mı, yoksa çok daha farklı bir politika uygulamak mı, onu tartışmak gerekir. Peki. Özgür Tor, şimdi Kabil Havalimanı'nı koruyacağız diye Türkiye böyle bir risk üstlenirse Taliban'ın tavrı ne olur? Şimdi Taliban deyince tek bir Taliban yok. Burada bir şeyi hatırlatmak istiyorum ben. Tam Taliban bir örgüt olarak işte ta şeyde Pakistan'da kuruluyor, ta kuzeye kadar ele geçiriyor. Ama tek bir Taliban olduğunu ben şu an düşünmüyorum. Onun içinde de çok farklı bölümler var. Farklı istihbarat teşkilatlarının olduğu. Hatta şey deniyor işte, Pakistan oraya çok hakim. Tam öyle değil. Yani tamam, hakimiyeti olabilir. Yani kendi işlerinde de karışabilirler. Bölünmeler var tabii. Kendi işlerinde bölünmeler var. Bu bölünme biraz bizim risk faktörümüz arttırıyor. Yani şimdi Afgan halkına, hatta şöyle, yabancı askerler bile Türk bayrağı veya Türk yazılı Afganca, Afgan Farsçasıyla yazılı şeyler kullanıyorlardı ki saldırı olmasın diye. Orada yaşayan insanların Türklere ve Türkiye'ye, Türk askerine bakışı olumlu. Ama şimdi şöyle bir şey olabilir. Bizim hep şu ana kadar Türkiye'deki değerlendirmemiz genel tandanım terör saldırısı olarak. Fakat ben şunu öngörüyorum ne yazık ki. Komple Taliban, o biraz önce Sinan Bey'in söylediği Raşit Dostum kuvvetlerindeki orayı biraz zorlayacaktır.
yani kuzeye kadar ki Kabil dahil bölgeyi komple geçecektir. Bunu daha önce ne zaman gördük? Afganistan'dan Rusların çıktığı zaman hemen çok kısa sürede Rusların desteklediği Afgan hükümeti çok fazla dayanamadı. Hemen çöktü. Burada da benzer bir sonuç olacaktır. Çünkü şöyle 300 bin güvenlik görevlisi, asker, polis ondan bahsediliyor ama onların içinde de şimdi bu tam bir millet şey yok. Afganistan işte %40'ı Peştun dediğimiz bölüm, işte %27'si Tacik dediğimiz, %9'u Hazara dediğimiz. Hep Türkler, Özbekler, Türkler düşük gösteriyor ama %15, %20 yakında bana göre şey var, Türk bölgesi var. Fakat Türklerin tamamı %40 civarında hocam. %40 civarında yani Hazaraları falan sayarsanız hepsi %40 civarında falan. Evet, evet komutanım. Evet katılıyorum. Evet. Normalde istatistiklerde komutanım ben katılıyorum. Daha düşük gösteriliyor. Hı. Topladığın zaman Türkçe konuşanları ben kesinlikle katılıyorum. Yüksektir. Hı hı. Ama buna rağmen Taliban farklı örgütlerin de desteğiyle orada gücü şey yapacaktır. Kontrolü sağlayacaktır. Şu an bile zaten biraz önce verilen istatistik rakamlardan sağlamaya başladığını görüyoruz ki daha çekilmedi. Yani şunu da söyleyeyim, 11 Eylül tarihi deniyor ya, 11 Eylül, evet, Amerika. Evet. 11 Eylül'e kalmayacaktır. 4 Temmuz gibi çekilecektir. Çünkü son şeyde saldırılar olacaktır, artacaktır daha çok çekildikçe de. Çünkü burada çekilmeyi sadece karadaki askeri güç olarak bakmayın. Önemlidir ama Amerikalılar orada hava kuvveti bulunduruyor. Amerika neden çekiliyor Afganistan? Amerika neden çekiliyor? Birçok sebebi var. Birincisi Çin'le ilgili 400 bin asker toplayacak değil mi? Bunu nereden toplayacak? Yani gidip sürekli aldığında bakın İran işgalinde Afganistan'a gelince rotasyonda problem yaşadı. Yani 6 ayda 1 sene değiştirmesi gereken askeri değiştiremedi. Sonuçta bir askeri oraya sadece üniformayı koyup göndermiyorsunuz. Belli bir eğitim süreci, belli bir seçme, istek. Onlar bir de paralı askerlik, öyle herkes zorunlu askerlik sistemi de yok. Dolayısıyla buradaki kuvvet tasarrufunu Çin bölgesine kaydıracak. Bu 400 bin askeri oraya yığılması için belli yerlerden çekmesi lazım. Bir ara Afganistan'da 100 bin üzerinde Amerikan askeri vardı. 100 bin üzerinde. Dikkat edin, şu an tabii çok daha komutanım önemli bir şey vurguladı. 10 bin kişi, yani 10 bin kişi şu anda. Evet. 10 bin kişi var ama daha evvelden koalisyonun 100 bin askeri vardı. Evet. Biz dahil. Bir ara bizim de 1800 civarında olması lazım, evet, askerimizin orada. Bu özel birimler, komutanım söyledi, güvenlik özel güvenlik birimleri de aslında, evet, asker, emekli askerler veya işte kısa süre askerlik yapmış insanlardan oluşuyor. Onları asker olarak değerlendirmek lazım. Fakat şu bölüm önemli. Şimdi eğer ki öyle söylüyor açıklamalar, Taliban bizim orada istemiyorsa varlığımızı, şöyle değerlendirmemek lazım. Yani sadece bir terör saldırısı olarak. Şimdi biz havalimanının etrafını sadece şöyle düşünmesin insanlarımız. Sivil asker veya polis güvenlikle uğraşan insanlar bilir ama havalimanının giriş ve çıkışlarını böyle polis kontrolü götürüyor. Böyle değil. Oraya hakim tepeleri, etrafını, sağını solunu tutmanız lazım. Geniş bir alanı tutmanız lazım. Eğer sizi orada Taliban denen sistem kabul etmiyorsa, istemiyorsa kitle halinde taarruz edilir. Yani terör saldırısının ötesinde bir şey söylüyorum. Bu bizi biraz zor duruma bakabilir. Şimdi burada asker dedik, biraz önce sayılardan bahsettik. Amerikalıların taarruz helikopterleri, hava kuvvetleri orada bu destekle ayakta duruyor. Yani bu yakın hava desteğini çektiğiniz zaman çok sıkıntılı süreçte olabilir. Tabii biraz karamsarlık, hani size en kötü, evet, ne olur senaryosu çiziyoruz ama ama büyük ihtimalle onlar kalacak orada, evet, Sayın Tör. Yani evet, onlar kalacak. Amerika şu anda bölgede kendine şey arıyor, kiralık üs arıyor. Yani Kırgızistan'da, Özbekistan'da, diğer yerlerde. Evet. Yani böyle bir sıkıntısı var. Şu anda çalışmaların bir kısmı da zaten emniyetle ilgili çalışmalar. Yani sadece, evet, şey yok. Bir de Afganistan'ı, Kabil'i gördünüz herhalde ama Kabil'e gittiğiniz zaman şöyle bakacaksınız. Kabil nedir? Kabil ortada dağlar etrafında dümdüz bir plato ve orada eğer emniyeti oralardan almaya kalkarsanız 100 bin tane asker yetmez. Yani evet, mecbursunuz daha dar almaya, ve geri kalanında hava kuvvetleri ve helikopterlerle halletmek durumdasınız. Vurmak veya özel kuvvetler bulundurmak durumdasınız. Evet. Yani o Kabil havalarını korumak için bütün o dağlara kuvvet yığmanız gerekiyor. O mümkün değil yani. Türkiye'nin onu yapması mümkün değil. Evet. Şöyle yalnız komutanım, tabii komutanım doğru söylüyor, katılıyorum, onunla ilgili bir itiraz yok. Fakat Afganistan'ın Ruslar tabii işgali sırasında bu Stinger elden atılan Manpad füzeleri verdiler. Bu işte o zamanki mücahitlere çok zayiat verdi ve havalimanının etrafında sürekli taarruz helikopterleri falan dolaştırıyor. Devamlı caf atıyorlardı bu ısı şey yapıcı. Çünkü o dağlardan, tepelerden şey attığınız zaman sıkıntı olur. Yani orada
şey çok önemli. Yani hava gücü çok önemli. Yalnız Amerika Birleşik Devletleri Başkanı biz oraya hava desteği söylemeyeceğiz dedi. Tabii bu görüşmelerde şu anda destek konusu konuşuluyordur. Yani hava desteği burada önem arz eden bir konu. Hava desteği olmazsa biraz önce söyleyeyim kitlen de taarruz olursa bu sıkıntıya yol açabilir. Güvenlik kuvvetleri çabuk çözülecektir. Yani 300 bin o güvenlik görevlisinin sürekli çünkü onlar biraz önce söyleyeyim o şey kaldı. Peştun, Tacik onlar kendilerini Afgan milletinden çok diğer bölümlere aidiyet hissettikleri için çabuk çözülebilir. Burada bir de büyük bir göç dalgası çıkacaktır. Yani her halükarda bir göç dalgası olacaktır. Hatta bakın bu göçün öncüsü küçük mikro olanı ne biliyor musunuz? Şu anda Amerikalılarla çalışan yerel güçlerin çoğu vize isteyip Amerika'ya gitmek istiyor. Yani bu da güvenli, gelecekte olan güvenliğin ne aşamada geleceğinin en ufak göstergelerinden bir tanesi. Orada kalmıyor ve Amerika Birleşik Devletleri buna sıcak bakıyor. Yaklaşık 50 bin Afganlıyı Amerika Birleşik Devletleri'ne götürecek. Çünkü orada kaldıkları takdirde yaşama şansları yok. Demek ki biraz önce söyleyeyim o benim Taliban'ın yani güvenlik güçlerinin dayanamayıp yani şu anki mevcut Afgan hükümetinin dayanamayıp Taliban'ın komple ele geçireceği üzerine kurulu bir senaryodur bu. Tersi olsa bırakırdı. Yani orada güvenli şekilde kalırdı. Bakın şimdi burada bir kere çok şunu söyleyeyim. Gönlüm Afganistan'da bizim her zaman hem Osmanlı döneminde hem Atatürk Cumhuriyeti ilk yıllarında çok desteğimiz olmuştur. Öğretmen, tıp konusunda her konuda okullar açılması her konuda desteklemişizdir. Ama bu riskleri unutmamamız lazım. Bakın şimdi Afganistan 173 ülkeden dünyada 171. sırada geri kalmış düzeyinde Birleşmiş Milletler'in kalkınma programının belirliğine göre. Şimdi burada gıdasının sadece %15'ini üretebiliyor. Ya tarım hayvancılıkla ilgili biraz durumu iyi ama orada sıkıntı. Sadece orman arazisi %3. Afganistan'ın %3'ü ormanlık. Ağaçlıkla kaplı. Geri kalan bölümler hep çıplak tepeler. Hatta şöyle diyorlar. Sürekli olarak bir toz bulutu var havada ve toz yutuyorsunuz. Yani zor bir coğrafya. Yine Afganistan dünya uyuşturucu üretimi %90'ını üretiyor. Evet, Sinan Organ'da bahsetti biliyorsunuz. En büyük gelir oradan. Bir de biz hep de havalimanını konuşuyoruz ama bu Herat, Kandahar, Gazne, Kabil üzerinden Pakistan'a giden yol var. Mesela şu an oranın güvenliği sıkıntılı. Bunu niye söylüyorum? Çok tehlikeli bir yol. Evet. Çok tehlikeli bir yol ve oradan kafelere, yani iki yol var. Birisi o yol, birisi de İran üzerinden giden bir Kabil yol var. Mezar-ı Şerif üzerinden Özbekistan ve İran. Evet. Şeyi söyleyeyim. Şimdi burada daha öncesinde bu NATO diyelim, işte Amerika diyelim, biz diyelim ne derseniz. Hiç ne bayan öğretmen ne bayan öğrenci, kız öğrenci yokken. Şimdi bu konuda tek ilerleme konu o. Bakın doğru düzgün baraj yapıldı. Ne doğru düzgün bir endüstri tesisi yapıldı. Yani buradaki sisteme çok büyük bir katkı sağlam. O kadar NGO'lar, MNGO'lar falan ama işte bu NGO'lar falan ne yaptı o ayrı bir inceleme konusu. Fakat bir tek şu oldu. Eğitim konusunda 3,5 milyon kız öğrenci var. Şimdi yarın Taliban oraya gelince bundan hiçbir tanesi okula gidemeyecek. Yani göç diyorum ya ben bu göçü öyle hani ya ben burada bir şey söylemek için söylemiyorum. 9 milyona yakın öğrenci var toplamda ve 62 bin mesela bayan öğretmen var şu anda. Yani şimdi bunların hepsi işgalden sonra farklı olacak ve çoğu insan İran üzerinden Tastara toplayıp veya Özbekistan yani kuzey gitmeye göç etmeye çalışacak. Bu göç yani 30-40 milyonluk bir ülkede yani yarısından az bir şey bile göç etmeye kalksa bizim sınırımıza yine bir göç dalgası gelecek. Yani bize en çok Türkiye'ye göç etmek istiyorlar. Şimdi biz Kabil Havalimanı'nı konuşuyoruz tabii konuşalım. Bu önemli yani sorunuzu önemsemiyorum yanlış anlamayın çok önemli. Çünkü bizim orada Mehmetçiğimizin kanı dökülmez. Çok, bunun için herkes uğraşıyor şey itibariyle bize fikir üretiyoruz ama bu göç de kapımıza gelmeden önceden tedbir alınması açısından çok önem arz ediyor. Yani çünkü yarın bir gün Suriye'deki göçmenler geldi işte geçici olarak bulunanlar. Göçmen demeyelim onlara da geçici koruma altına. Şu an bakın sıkıntı yaşıyoruz. Şimdi ekonomik anlamda o anlamda birçok konuda sıkıntı yaşıyoruz. Evet. Bunlar da yarın kapımıza gelmeden önceden tedbir alınması için uluslararası anlamda gündemde tutmanın umarım çok önemli alabiliriz olduğunu düşünüyorum. Peki. Aysemin size de şu açıdan soracağım. Taliban'ın Afganistan'a komple geçirme senaryosunu nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi böyle bir algı var mı? Öyle bir algı yok. Yani ben şöyle tabii bunun özellikle şunu ifade edeyim. Farklı bir şey söylüyor. Uluslararası bunu ileride şey yapacağız ama yani komple geçirirse ben haklı çıkarım. Geçirmezse öyle bir ileride programda. Ali Bey'e şöyle bir şey söylemem gerekiyor. Şöyle bir şey var. Bazıları 6 ay diyor. Bazıları 2 yıl diyor. Böyle bir şeyler, söylentiler var. Doğru, yanlış. Yani
böyle laflar dolaşıyor. Ele geçirmesi yani konusunda mı? Süre, evet, süre olarak. Yani şimdi bölge süreyi veriyor. Süre, evet. Hatta şöyle bir şey sızdı. 6 ayla 1 yıl içerisinde yani ömür biçtiler şeye. Afganistan'a. Evet. Bu sızdı şeyin CIA raporlarından bir tanesi. Yani, ele geçecek. Evet, ama şöyle bir şey var burada. Mesela Uluslararası Kriz grubu o da uyarıyor. Yani diyor ki Afganistan'da Taliban büyük kentlerde de güçlenmeye başlayacak çekilmeden sonra. Bunu Uluslararası Kriz grubu söylediyse bu ciddi bir meseledir. Çünkü her zaman bu Irak içinde uyarıda bulunduğu pek çok konuda. Şimdi benim gördüğüm şu var. Mesela Özgür Hoca'ya bir konuda eklemek istedim. Şeyde kesmek istemedim sözünü. Şimdi Afganistan'ın gayri safi milli hasılasına da baktığımız zaman $500. Yani o kadar düşük bir şeye sahip, ekonomiye sahip. Diğer taraftan sizin dediğiniz soru üzerinden mesela NATO ya da ABD askerlerinin, yabancı askerlerinin tamamen Afganistan'dan geri çekildikten sonra şeyin bir açıklaması var, Avustralya'nın büyükelçiliğini kapatacak. Çünkü oradaki güvenlik sorunlarından dolayı bir çekincesi var ve bunun için büyükelçiliği bu birinci. Domino etkisi yaratır, evet, diğerleri birinci de nokta. Bu birinci nokta söylüyorum. Yani Türkiye açısından da biraz risklerini görmemiz açısından. İkincisi de şu, şu anda ABD %50'den fazla askerlerini geri çekmiş durumda. 6 tane üssünü Afgan güvenlik güçlerine teslim ettiğini açıkladı. Diğer taraftan da şöyle bir açıklama geldi. Yanılmıyorsam bugün yaptı Pentagon. Dedi ki biz geri çekildikten sonra 650 askerimiz burada bulunacak. Niye bulunacak? Çünkü oradaki diplomasi personellerimizi korumak için bulunacak. Yani tamamen geri çekilmek gibi de görmemek lazım biraz. Amerika burada kendini bence biraz hizaya çekmek istiyor Afganistan toprakları içerisinde. Çok fazla hedef olmak istemiyor. Aslında şeyin özü bu. Diğer taraftan sizin sorunuza geleyim. Taliban tabii Ali Bey şey de değil mi aslında? Bu işin bir de maddi boyutu var. Tabii. Yani belki Türkiye'nin orayı koruması daha ucuza mal oluyor. Halbuki Amerikan askeri veyahut da özel ordu korusa belki Türkiye'nin korumasından 8-10 bir şey daha büyük bir fiyat ortaya çıkar. Kesinlikle. Onun için bu da var işte içinde değil mi? Çok ciddi maliyeti var. Hem ciddi anlamda saldırılar da düzenlediği için ben hep baştan da şuna ifade etmek istedim. ABD geri çekilirken Taliban'a çok ciddi bir alan da açtığını görüyoruz. Yani arkasında böyle istikrarlı bir Afganistan istemiyor Amerika. Nedeni de şu. Eğer istikrarlı bir Afganistan ortaya çıkarsa Güney Asya'da burada Çin, Rusya, İran, Türkiye farklı diğer bölgesel ve küresel anlamdaki güçlerin orada ciddi bir güce sahip olacak. Onun için istikrarsızlaştırıp herkesin oraya gitmesinden yani gitmek istememesini sağlamak daha doğrusu bu bölgeye. Şimdi Türkiye açısından baktığımız zaman Türkiye son 15 yıl içerisinde 10 milyar dolarlık bir yatırım var Türkiye'nin orada. Türk şirketlerinin. Bu da bir anlamda önemlidir Türkiye açısından. Afganistan'da Taliban açısından baktığımız zaman sizin dediğiniz şimdi şöyle bir şey var. Bu ilçeler az önce belirttiğim çatışmalı ilçeler ya da kaybedilen Taliban'ın kontrolüne geçen ilçelerde de şöyle geceleri Taliban çok güçlü. Saldırıları mutlaka büyük sabah şey geceleri yapıyor. Geceleri yaptığı için de Afganistan güvenlik güçleri daha stratejik bölgeleri himaye ya da korumak için o bölgeleri çekiliyorlar. O yüzden bazı bölgelerden çatışmasız bir şekilde geri çekilerek Taliban'ın kontrolüne, yani her yeri çatışmayla kontrol etmiyor her ilçeyi. Hı-hı. Onun için ben 96 dediğimde 80'i tamamen merkeziyle birlikte Taliban'ın kontrolünde, evet. Diğer kalanı da çevresi veya bir bölgesi Taliban'ın kontrolünde olduğunu ifade ediyoruz. Şimdi az vaktim kaldı dolayısıyla. Yani şimdi şunu söylemek lazım. 34 vilayeti var Afganistan'ın. Toparlayalım. Ve bu 34 vilayeti mutlaka hı-hı, yavaş yavaş Taliban'ın kontrolüne geçme ihtimali yüksek. Peki. Ama dediğim gibi burada mutlaka bir gücün olması gerekiyor ki bu Taliban'ın ilerlemesini engellesin. ABD, Amerika bunu istemiyor gibi geliyor. Yani Taliban'ın güçlenmesini istediğini düşünüyorum. Evet, Taliban'ın güçlenmesini Amerika bunu istemiyor diyor aslında Ali Semin. Sayın Pekin, size de yönelteceğim aynı sorumu. Taliban'ın Afganistan'ın komple ele geçirilmesi senaryosunu siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yani bu bölgede Afganistan'da kaos olması önemli. Bir tane kesin bir havaalanının Afganistan'da dünya bağını sağlaması önemli. Amerika için önemli. Çünkü yerine geldiği zaman özel kuvvetlerinin falan gelmesi buradan sağlanacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin kaos ortamında orayı kaos ortamında bırakıp Rusya'nın, biraz evvel Ali Bey'in söylediği gibi Rusya'nın, İran'ın, Çin'in o bölgeye kullanması. Orası da şey üzerine, tam bizim Güney Türkistan'ın hemen şeyinde, güneyinde önemli bir bölge. Bir de şeyin, Doğu Türkistan'ın da bakarsak Çin'in bir yol bir kuşak projesinin üzerinde bir yer. Bizi ilgilendirdiği kadar İran'ı da ilgilendiriyor, Çin'i de ilgilendiriyor, Rusya'yı da ilgilendiriyor konu. Öncelikle bunu söylememiz lazım. Bir de yani kaos bırakmak istiyor. Doğru söylüyor. Katılıyorum Ali Bey'e. Bir de Amerika Birleşik Devletleri'nin ifadelerinden şu anlaşılıyor. Yetkililerin ifadelerini. Zaman zaman Amerika Birleşik Devletleri o bölgede ya Türkiye'yi desteklemek ya da işte kendi şeylerini, bıraktığı unsurları desteklemek için hava taarruzları yapma planı yapıyor. Hava taarruzları da yapacak o bölgede. İnsan savaş araçları, hava taarruzları, onlar devam edecek. Yani bölge istikrarsız olacak ve oradan işte biraz evvel Sayın Özgür söyledi, Özgür Tör söyledi. İşte tercümanlar, beraber çalışanlar, hem NATO güçleri hem de Amerikalıları çalışanların bir kısmını alıp ülkelerine götürüyorlar. Bunlar yarın bir gün yetiştirilip tekrar Afganistan'a, Amerika'nın tekrar dönüşünde, Afganistan'ın tekrar düzenlenmesinde, Afganistan'ın tekrar toparlanmasında Irak'ta olduğu gibi bir unsur olarak kullanılabilir. Yani büyük ihtimalle hesap şu, aslında Pakistan Afganistan'a yardım ederken şunu düşünüyordu. Bir hat var, duran hattı. O duran hattının kuzeyinde Afganistan var, güneyinde şey var, Pakistan var. Ve bu hattın üzerinde de iki tarafında da Peştunlar var. Peştunlar ortaklaşa bir eyalet kurup Pakistan'a bağlanabilir diye değerlendiriyor. Amerika bunu yapmadı. Pakistan'a yapmadı. Ve belki de Afganlar orayı tartışmalı bıraktılar. Pakistan'la Afganistan arasında da bu duran hattı üzerindeki Peştunlar tarafından büyük bir sorun çıkıyor. Peştunlar konusunda büyük bir sorun çıkabilir. Yani çok sorunlu bir yer bırakıyor aslında. Evet. Yer bırakıyor. Dolayısıyla o bölgede daha çok konuşacağız bu bölgeyi ama bizim açımızdan baktığımızda umarım biz yani hem emniyetin sağlanması hem de Afgan halkı ve onun kuzeyindeki Türkistan ile irtibatımızın devam etmesi çok önemli. Keşke şey yolu açılabilseydi, bu şey üzerinden, Nahçıvan üzerinden Azerbaycan'a giden yol açılabilseydi. Oradan doğrudan bağlantımız olacaktı şeyle. Sayın Pekin, şimdi vaktim çok azaldı. Sinan Ogan'a da döneceğim ama şu soruyu da cevaplamanızı isterim. Lütfen birkaç dakikada cevaplayabilirseniz iyi olacak bizim açımızdan. Amerika neden Afganistan'dan çekiliyor? Şimdi bir defa güce ihtiyacı var. Oradan çekilecek. İş politik açısından büyük bir sorun. Yani çekileceğini ifade etti. Çok büyük para harcandı. Herhalde 2-3 trilyon dolar civarında, belki daha fazla bir para harcandı. O var. Üçüncüsü bu bölgede düzgün bir Afganistan hem kısa zamanda mümkün değil. En az bir 10-15 sene daha lazım, belki 20 sene. Hem de düzgün bir Afganistan yaratıp bu Afganistan'ı çünkü şeye bırakmak istemiyor. Yani Çin'e ya da Rusya'ya ya da İran'ın kontrolüne ona bırakmak istemiyor. Ya da Pakistan'la birlikte hareket etmesini istemiyor. Dolayısıyla şu andan itibaren mesela şeyde Çinliler Afganlarla görüşüyor. Hintliler Afganlarla görüşüyor. Yine İranlılar ve Ruslar Afganlarla görüşüyor. Böyle bir ortam var. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin amacı kendi çekildikten sonra bir kaos yaratmak ve bu kaosun o bölgede devam etmesini, o bölgeye müdahale için önemli bir fırsat sayıyor kendisi. Ve dolayısıyla Çin'in bir yol bir kuşak projesini kesecek, Orta Asya'yla bizim irtibatımızı kesecek, bir şey içerisinde, bir çalışma içerisinde. Olaya böyle bak, amacı bu. Yoksa iyi niyetle falan çekildiği falan yok. Bir de tabii biraz evvel Sayın Sinan Bey'in söylediği, çok büyük miktarlarda eroin konusu var. Evet. O eroin kaçakçılığının kaçakçılığından elde edilen parayla kişiler belki zenginleşiyor ama Amerika Birleşik Devletleri dünyanın çeşitli yerlerindeki
terör örgütlerini bu paralarla finanse ediyor. Silahlarını bu paralarla gönderiyor. Yani şeyi bir tarafa bırakın, zehirlemeyi bir tarafa bırakın gençlerimizi. Peki. Ve çok acı bir şey, Türkiye daha önceden trans ülke olmasına rağmen şu anda kullanıcı ülke duruma geçmiş durumda ve uyuşturucu kullanma yaşı da çok düşmüş vaziyette. Onun için bizim için de çok büyük bir tehdit. Göçün yanında bu da çok büyük bir tehdit diye değerlendiriyorum. Peki. Her katılımcıma sordum. Sinan Ogan, size de bırakacağım. 7 dakikamız var. Genel bir değerlendirme isterim sizden de. Zaten Sayın Pekin söyledi. İyi niyetli bir çekilme olarak görmüyorum diyor. Ama siz Amerika neden Afganistan'dan çekiliyor? Eklemek istedikleriniz var mı? Özgür Hocam da şunu söyledi. Zaten Amerika güçlerini Çin'e kaydırmak istiyor. Amerika güçlerini Çin'e kaydıracak mı? Amerika neden çekiliyor? Çünkü Amerika Biden yönetimi, Biden yönetiminin dış politikasında daha önce Amerika'nın çok fazla açıldığı ve güçlerini biraz daha toparlaması ve Rusya'ya odaklanması, öncelikle Rusya'ya sonra da Çin'e odaklanması gerektiği şeklinde bir dış politik anlayış var. Bu sebeple de Afganistan'da da Taliban'ın giderek güçlenmesi ve Amerika'nın yapabileceği çok fazla bir şey olmaması sebebiyle oradan çekilmek, ama çekilirken de yerini daha ucuz bir güce bırakmak istiyor. Amerika açısından maliyeti daha ucuz olan bir güce bırakmak istiyor. O sebeple de Türkiye'yi o bölgenin işte havaalanı deniyor ama genel itibariyle devredilmek isteniyor. Şimdi burada şu soru var, önemli. Taliban giderek güçleniyor. İşte biraz önce oradaki değerli arkadaşlar Ali Semin Bey, diğer Özgür Bey tartıştılar. Ne kadar süre içerisinde Taliban tamamıyla Afganistan'a hakim olabilir? Hmm. Varsayalım 6 ay, varsayalım 1 sene veya 2 sene. Ancak böyle bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Düşünebiliyor musunuz? Taliban'ın tamamıyla hakim olduğu bir Afganistan'da Türk ordusu Kabil havaalanını koruyor. Ne yapacak Türk ordusu? Ya iki şey önünde, iki seçenek var. Ya Taliban buraya geldi deyip devir teslim yapıp çıkacak, ki Türk ordusu adına bu çok da iyi olan bir şey değil. Veya her yer teslim edilse de havaalanını teslim etmemek için orada direnecek. Şimdi her ikisi de korkunç bir sonuç. Her ikisi de asla kabul edemeyeceğimiz bir sonuç. Dolayısıyla da Türkiye'nin bütün riskleri ama en başta da Taliban'ın o bölgeyi ele geçirebileceği, tamamen ele geçirebileceği riskini dikkate almak lazım. Türkiye her ne kadar işte maliyetini Amerika karşılarsa vesaire gibi şeyler diyor ama bu işin de Türkiye'ye ayrıca bir maliyetinin olacağını da unutmamak lazım. Ve daha da önemlisi, yine biraz önce değinildi, bunun üzerinde biraz durmak lazım, göç meselesi. Hı hı. Zaten özellikle de İran üzerinde çok ciddi bir Afganlı göçü Türkiye'ye var. 500 bin Türkiye'de 500 binin üzerinde 1 milyona yaklaşan bir Afganlı nüfus oluşmaya başladı. Biz hep Türkiye'de Suriye'den gelen göçü konuşuyorduk. 6 milyon civarında Suriyeli var Türkiye'de. Şimdi 1 milyona doğru giden bir Afganlı göçü var. Yarın Afganistan'da Taliban'ın hakim olmasıyla buna 1 milyon daha, minimum bir 1 milyon daha buna eklenecektir. O sebeple Türkiye'nin burada çok yönlü hesabını, kitabını yapması lazım ve şimdi bütün Afganistan'da hem hükümet tarafından saldırıya uğrayan hem Taliban tarafından saldırıya uğrayan General Raşit Dostum'a da Türkiye'nin aynı zamanda sahip çıkması lazım. Çünkü Türkiye'nin oradaki resmi muhatabı hükümet olsa da yerel müttefiki oradaki Özbeklerdir ve oradaki Türk nüfusudur. Bakınız, Afganistan tarihin bataklığıdır dedim bir önceki turda. Hı hı. Muhtemeldir ki tarihin döngüsünü biz de tersine çeviremeyeceğiz ve Afganistan'dan böyle çok büyük bir başarıyla çıkma şansımız da gözükmüyor. O sebeple daha geç değilken
Afganistan meselesini Türkiye'nin enine boyuna tartışması ve bunu bir siyaset malzemesi yapmadan tartışması lazım. Türkiye Afganistan'a girmeli mi? Birinci soru bu. Bundan ben emin değilim. Yani Türkiye Afganistan'a gitmeli mi, gitmemeli mi? Eğer gidecekse de hangi şartlarda, nasıl gitmeli? Biz genelde göç yolda düzelir mantığına sahip bir milletiz maalesef ki. Özellikle de düşünce kuruluşları olarak bizlerin, ben bir strateji merkezi başkanıyım, TÜRKSEM'in başkanıyım, onu da ifade edeyim. Bunları tartışıyoruz biz, konuşuyoruz. Türkiye'nin yandaş düşünce kuruluşu, hükümete yakın düşünce kuruluşu demeden bütün düşünce kuruluşlarıyla bu meseleyi oturup tartışması ve Afganistan'daki Türkiye için olası riskleri gitmeden değerlendirmesi lazım. Biz alışmışız. Hele bir gidelim. Allah kerimdir, önümüze çıkan riskleri de o zaman bir bakarız, değerlendiririz diyoruz. Ama buradaki riskler öyle, hele bir gidip bakalım şeklindeki riskler değil. Olacak gibi değil. Türkiye'nin önünde ciddi riskler bulunmaktadır. Peki. Var mı eklemek istediğiniz? Bu Fergana Vadisi aslında çok uzun bir konu. Sadece bunun da bu konuşmanın için Afganistan'ın hemen kuzeyinde. Bunun da sadece tek ülkeye bağlı değil. Hem Uygur Türkleri ile arasındaki, hem işte bu Özbekistan arasındaki, hem bu bölümle ilgilendiren bir süreç. Dolayısıyla Afganistan konusunu biraz da orayla bağdaştırmak lazım. Aynı zamanda Fergana Vadisi mesela Enver Paşa şehit olmadan önce ilk başta Anadolu'dan geçtiğinde oraya gidiyor. Orada basmacı hareketini falan başlatıyor. Bunun için söylüyorum. Orası dağlık bir alan. Hı hı. Çok ülkeye komşu olan bir vadi. Suların olduğu merkez. Afganistan'ın bağlantısından da Çin'le olan mücadele Amerika Birleşik Devletleri burayı da kullanmak isteyebilir. Vekaletleri aracılığıyla tabii, kendisi direkt olarak değil. Bu açıdan önemli. Buna da ayrıca bir bakmak lazım diye düşünüyorum. İnşallah bizim bir tane Mehmetçiğimizin bile burnu kanamaz. Çünkü yani parayla ölçülecek bir konu değildir. Çok önemlidir. Afgan halkına yardım etmek de önemli. Onu da önemsiz demiyorum. Ama bu dengenin çok iyi araştırılıp çok iyi neticelendirilmesi lazım. Bu kitle halindeki taarruz bölümü terörden daha tehlikeli. Yani bir komple Kabil'in ele geçmesi durumunda. Evet. Çünkü tahliye de çok zor. Bakın şunu da unutmayalım. Mesela aynı olay denize yakın bir yerde olsa hemen gemi gönderirsiniz, tahliye edersiniz. Şimdi oradan çok uzak bir coğrafyadan bahsediyorsunuz. Evet, tahliye. Tahliye çok sıkıntılı. Amerika Birleşik Komutanım şey dedi, orada 600 şeyini bırakıyor ama onun yakında mutlaka bir helikopterlerle tahliye planını falan yapacak. Yalnız Sayın Özgür, Çok kısa alayım Sayın Pekin, süremiz doldu tabii, çünkü. Tahliye için de gereken şey var. Yani şeyden Afganistan'dan Karaçi'ye, Karaçi'den gemilerle tahliye edilebilir. Türkiye bütün bu hesapları yapıyor. Yapması gerekiyor zaten. Yani oradan çıkış stratejisini de ortaya koyması gerekiyor. Gitmeden önce bu hesapların yapılması, stratejinin ortaya konulması lazım. Pekala, çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz katıldığınız için. Süremiz doldu. 24. dönem milletvekili TÜRKSEM Başkanı Doktor Sinan Ogan, İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Özgür Tör, Genelkurmay İstihbarat Eski Başkanı İsmail Hakkı Pekin ve ODAP Direktörü Ali Semin. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz gün biterken de bizi yalnız bırakmadığınız için. Noktalıyoruz. Pazar günü saatler 20.30'u gösterdiğinde şimdi konuşalım da görüşelim. İyi geceler.